Yağmur. Yağmur. O hep oldu adada çok cesur. Yıldırmadı onu hiçbir çamur. Yağmur güzelliğiyle meşhur. Seni sevenlerin oyları yetmedi. Gör onları mazur. Maalesef sonunda iskeleye yanaştı vapur. Kalmadı senin için çıkacak hiçbir parkur. Senin gibi herkesin yüzüne konuşan zor bulunur. Sude ile Seda bu gece sensiz zor uyur. Yağmur, yağmur. Evet efendim Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş ile birlikteyiz. Evrim'in, Ayşe'nin, Nisan'ın ve Yağmur'un olduğu potada maalesef Yağmur bugün itibariyle Survivor All Star'a veda etmiş bulunuyor kendisine geçmiş olsun diliyoruz ve bununla ilgili konuşacaklarımız var tabi. Acun Ilıcalı e, takımların karışacağını açıkladı ve biz de her sene yaptığımız gibi acaba takımlar nasıl karışır diye tahminlerimizi yaptık. E, bunları da detaylı bir şekilde konuşacağız ve Nagihan'la Hikmet arasında yaşanan olayları da tek tek değerlendireceğiz diyorum ama önce yağmurla başlayalım. Murat abicim neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii evet. ki Dün burada bu masada şunu söylemiştim. Yağmur elenirse konfeti atacaklar var demiştim. Gerçekten şu anda da sanki böyle konfetiler havada uçuşuyor gibi bir his var içimde. Ama Yani stüdyoda mı diyorsun? Yok, genel olarak düşünüyorum. Stüdyoda da konfetiler uçuyor var olabilir mı? tabii vardır herhalde. Ya. Stüdyoda da olanlar olmuş olabilir bilmiyorum ben. Ama tabii ki Türkiye bak, genelinde mi diyorsunuz? Türkiye'de bir konfeti mi diyorsunuz şu an? Yok, Avustralya genelinde. Türkiye genelinde herhalde. Nerede olacak? <laughs> Avustralya'da izleniyor mu? Biz gurbetçilerimiz bizi Ay, tamam da yani Avrupa'dan Avustralya'da şimdi yağmur var. Er. Tamam Avustralya'da izleniyor. İrlanda'dan Avustralya'da izleniyor. Avustralya'da izleniyor da Avustralya'dakiler yani konfeti atacak falan durum Biz yok. Biz Uganda'dan bile izleyenler Türkiye'de yani Türkiye'de diyelim. Evet. Ben e, mutlu olanlar var. Evet. E, şimdi benim anlamadığım şu. Şimdi mesela bugüne kadar birçok yarışmacı elendi. Evet. Survivor'da elenenler oldu. Tabii ki elenenler olduğu zaman e, Elenmesine sevinilenler oldu, elenmesine üzülenler oldu, elenmesine çok 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 mutlu olanlar oldu, mutlu olanlar oldu filan falan. Şimdi burada tabii ki genel olarak bir mutsuzluk hissediyorum ben kendimde. Neden dersen? Şimdi tabii ki mutlu olanları görüyorum ama ben bir yarışmacının elenmesi Survivor'da Beni her zaman mutsuz etmiştir. Hı hı. Çünkü onun adına üzülmüşündür. Neden dersen Survivor hayalleri son bulmuştur. Survivor'da oraya gitmiştir bir şeyler yapmak adına, bir yerlere gelmek adına. Ve Yağmur da bu gece Survivor hayatına veda etmiştir. Ben Yağmur'un elenmesine üzüldüm. Her yarışmacının eleneceğine üzüleceğim gibi Yağmur'un da elenmesine üzüldüm. Çünkü Yağmur benim için ekstrem bir yarışmacı değildi. Yağmur da Survivor'a gelmiş. Diğer yarışmacılar gibi bir yarışmacıydı benim açımdan. Ben Yağmur'un elenmesine üzüldüm. Yağmur giderken de çok güzel bir konuşma yaptı. Hani böyle ee, giderken o kadar güzel şeyler söyledi ki ben onu giderken ki sözleri de hoşuma gitti. Ben Yağmur'u sevdim. Hoşuma giden bir yarışmacıydı. Bazıları sevmemişler olabilir ama ben şahsen Yağmur'u sevdim. Gitmesine de üzüldüm. Yağmur bana göre Survivor'a iyisiyle kötüsüyle damga vurmuş bir yarışmacı oldu. Yağmur bir yağmur geldi geçti Survivor'dan. Bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. Ben elenmesine üzüldüm. Bütün yarışmacıların elenmesine nasıl üzülüyorsam Yağmur'un da elenmesine üzülürüm. Çünkü benim için Yağmur diğer yarışmacılardan hiçbir farklı bir yarışmacı değildi. O da Survivor'a katılan bir insandı bitti bu kadar. Peki o zaman ben de sizin gibi bir ufak bir yorum yapabilir miyim? Evet. Murat Özgar'ı gibi yapabilir miyim? Evet. Bugün halk bize göstermiştir ki performans aslında o kadar da çok önemli değildir. Bazen SMS'lerle etkiler olabilir. Mesela Evrim siz bahsettiğiniz gibi son haftalarda çok oyun kaybetse bile halk onu 15 tane potadan çıkarabilir. E ne yapalım yani şimdi bu yorumunu kendi yorumun kendinle ilgilidir. Bana niye bu yorumunu söyledin onu anlamadım. Hayır siz devamlı anlatıyordunuz ya çünkü hani ben söylemiyorum sıfır çekiyor Evrim sıfır çekiyor evet. Evrim işte bu Survivor'da sıfır çekerse değil mi performans yani? demek performans yani. ki ben performans... size ne anlatıyordum bazen de karakter ön planda olabiliyor tamam niye bugün. ya Yağmur'un karakteri yok mu? Başka bir yere taşımayın konuyu. Bir dakika yok. sen söylüyorsun ama. Başka bir yere, yere taşımayın konuyu ki, Sayın Murat Özer'e. Yağmur'da. Evrimin burada evet. performansı ile ilgili haftalardır evet. ciddi eleştiriler yapıyorsunuz. Evet. Ben de size Survivor'da karakterin ön planda olduğunu söylüyorum. Tamam. Bugün Evrim 2. Tekli... deme yanlış konuşuyorsun. Ada hayatını diyeceksin. Yok, yani karakter, Yağmur'a karaktersiz karakter. mi diyorsun? Hayır siz söylüyorsunuz onu şu an. Ben mi söylüyorum? Evet siz söylüyorsunuz. Sen hayır, diyorsun hayır, ki adada karakterin önemli olur. Yani evet. Bir, bir kadın yarışmacı eğlenmiş gitmiş. Evet. Adada karakter miyim dediğine evet. göre bu neye geliyor? Neye demek geliyor? istiyorsun ki karakter önemli. Yani orada karakterli olanlar kaldı. Karaktersiz olan gitti. Onu da mı? Evet. Karakterin halka geçmesi. Öyle diyorsun. Murat Özer'in fikridir SMS bu efendim. Ya. Benim böyle bir fikrim yok. Bir dakika. Ama sen oraya getiriyorsun Getirmiyorum, lafı. Getirmiyorum. Bir dakika. Evet. Nereye getirdin? Ne demek istedin? Söyle bakayım. Çok net konuşuyorum. Tamam. Ben beni de anlayan ne demek net istedin? biçimde anlıyor. Yani karakter. Şimdi şunu mu diyorsun sen? Şimdi Survivor'da performans önemli değil, karakter önemli diyorsun değil mi? Benim için evet. Tamam o zaman o zaman da şunu demek istiyorsun yani. Survivor'da performans önemli. Şeyin e, Yağmur'un performansı vardı ama diğer adayatına göre bazı şeyleri yoktu. Onun için gitti diyorsun. Bu kadar basit. Başka ne diyeceksin yani? Onu diyorsun işte. Ben diyorum ki evrim ben insanların karakteri oy attığını söylüyorum evet. abicim. Tamam. Evrimin de ne kadar performansı düşük olursa olsun. Karakter oy attı derken Karakteri oy attı derken işte demek ki karakteri olmayan oyalamadı demek istiyorsun. Karakteri olmayan demek değildir ne bu. Abi abicim. o zaman ne Yani ne ben karakteri oy attı derken birisinin karakteri ön planda diğerinin tamam. karaktersizdir anlamına sürüklemek. E, ne ama diyorsun? Siz sürüklüyorsunuz. Sen ben. diyorsun Mesela ama. ben de şimdi ben şöyle sürüklemiyorum söylüyorum. ki sen başta ya. Abi, abi 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 ben adı, ben onu dedin işte. Siz her zaman böyle yorum yapıyorsunuz ya o yüzden söylüyorum. Tamam ben de sana diyorum ki o evrimi sen, eleştiriyorsunuz tamam sen o zaman. Tebrik edecek misiniz? Dakika, 15 abi, potadan çıktı tebrik ben niye edecek tebrik misiniz? kardeşim? Ben de, artık bir, bir tebrik abi, edin artık te lütfen. sen de yağmuru sizde yağmur gitsin gitsin diye göbek atıyorsunuz. Neyi göbek niye Atıyorsunuz, ben atıyorsunuz tabi tabii. Siz de yağmur gitsin diye göbek attınız. Ben, Yine göbek attım abici, abi, dakika, Yağmurun anlaştık. diğer yarışmacılardan sizin için farkı nedir abi? Bana onu anlatın. Yağmurun Yağmur'da Survivor'a gelen... Bir anne ana evladıdır, bir yarışmacıdır. Bilmiyorum, biz, tamam, bir dakika. Abi siz bu kadar yağmurun Gitmesine bu kadar nedir yani? Yağmur gidince sizin elinize ne geçiyor ben onu anlamadım. Ben Bana onu şey anlatın. Abi, abi siz bayılıyorsunuz. Yağmur gitti diye sabahtan beri göbek atıyorsunuz. Ben, ben yağmurun gitmesini... Yani o kadar güzel girdi gündüz. Ben girdince... size anlatıyorum. Benim laflarım tamam. size Murat Benim kadar... yağmuru ben tanıma etmem. Aa, ben tamam size da. söylüyorum sen zaten burada. Sen şimdi girişin şöyle. Evet. Sen girişin şöyle. Evet. Bak Murat Özer'e ben sana şunu diyeceğim. Ha <gülüyor> ha <gülüyor> ha <gülüyor> ha. öyle yapıyorsunuz ya. Öyle yapıyorsunuz Tamam da. Siz böyle ekran başına geçiyorsunuz. Demek ki halk böyle düşündü. Halk sevdi. Halk onun gitmesini istemedi. Tamam da. Ben de bugün söylüyorum. Demek ki bugün halk yağmurun gitmesini istedi. Halk bugün halk evrimin tamam, kalmasını SMS kardeşim evrim dakika ben de bunları kardeşim, anlatıyorum devamlı. De sana diyorum ki zaten Hı. halk istemese gitmezdi. Tabii ki halk istedi. Ben senin yorumuna karşıyım. Senin yorumun şu. Sen diyorsun ki Murat Özar'ı, Murat Özar'ı şunu diyorsun sen. Bak gördün mü? Performans değilmiş her şey. Evet. Karaktermiş önemli olan diyorsun. Evet. Karek... performans en kötü. Kardeşim diyor evet. ki ama siz değil. buradan benim lafımı Yağmur'a karaktersiz dedi diye Harek çevirmeye çalışıyorsunuz. Karaktersiz demeye her zamanki gibi bir yere Aa, hayır, sürüklemeye dakika. çalışıyorsunuz. Ha, yere sürükle yemezler mi? Murat Özlü, Sen yemezler. de o zaman beni, o zaman sen de beni evet. sanki Yağmur, e, Evrim elenmemiş, pardon Evrim elenmemiş diye seviniyor gibi göstermeye çalışıyorsun. Öyle değil mi? Hayır evrim? performansın yanında Evrim elenseydi evet, evet siz de dört kişi olurdunuz bugün. Tamam. Niye dört? Benim evrim ne şeyim var? E haftalardır evrimi eleştiriyorsunuz burada. Performansı şöyle kötü, böyle kötü. E sen o zaman ne söyleyeceksin? Sözü... Siz de mesela haftalardır Seda'yı eleştiriyorsunuz. Seda gidince göbek mi atacaksınız? Yok. Valla bence size şöyle söyleyeyim. Ben Seda'nın ilerleyen günlerde performansını çok yukarı taşıyabileceğini düşünmüyorum. O da eğlenme adaylarından bir tanesi. Tamam herkes mi? eğlenme adayı olabilir. Problem yok. Ama sen şimdi sen Öyle bir, siz? Ki, sen evet. öyle bir girdin Nasıl ki sen öyle bir girdin ki sanki hani ben e, yağmur e, niye evrim elenmemiş diye üzülmüşüm veya Nisa elenmemiş diye üzülmüşüm veya kim vardı başka Ayşe elenmemiş diye üzülmüşüm yağmur gitmişti benim için hiçbir hepsi benim için aynı yarışmacı ben yorumlarımı burada yaparım yorumlarımı yapmam ayrı bir şey ama ben burada bugün dördünden hangisi gitse üzülecektim yağmur da gitse üzülecektim Ayşe de Fatma da sen ama öyle bir girdin ki Evet. sanki ben burada Yağmur'un gitmesine çok üzülmüştüm. Evet üzüldünüz. E, üzü üzüldüm. Üzüldün tamam. Tamam ama sen öyle bir giriyorsun ki yani sanki diğerlerinin gitmesine ben Siz bugün Evrim'in gitmesini temenni ederdiniz ama maalesef gerçekleşmedi Yağmur sen gitti. Sen niye Yağmur'un gitmesini temenni ediyorsun? Ben Yağmur'un gitmesini isterdim. Yani yağmurda da bir evet. yarışmacı Evrim de bir yarışmacı Hayır. sen niye bu kadar temenni ediyorsun? Evet ben şimdi ben Yağmur'un gitmesini isterdim istiyordum evet. Yağmur'un gitmesini niye? istiyordum. Yağmur gitti neden biliyor musunuz? Ha. Çünkü bir grup Türkiye istiyor diye mi? E, hayır. Türkiye'nin isteyip istemediğini ben bilmiyorum. E, Bütün evhanelerine gelemedi. Benden birim abi eve ev 50 tane de. sosyal medya bakıyoruz. Sosyal musun? medyada yazanlar benim için geçerli evet. abi. Orada çok e, paralı işler de dönüyor. Bot hesaplar e, da dönüyor. E, ben oraya itimat etmiyorum yani. Çok Türkiye çok sevindi dedin. Hayır Türkiye mi çok sevindi diye sordum size. Tamam, sen ama, de yok Avustralya ama senin, dediniz. Senin genel kanında Türkiye'nin sevindiği öyle değil mi? E, zaten bugün SMS atan kim neresi? Kimler atıyor SMS'i? SMS e, Türk ay Evet. Yani tamam. SMS, halk ne karar vermiş yani? Ya halk halk bugüne kadar 50.000 bin tane kişinin evet, oylamasına tamam. girdi. Demek ki halk karar verdiyse tamam. halk demek ki yağmur mesela iki grup var burada. Evet. İki gruptan bir taraftan üç kişi girmiş potaya, evet. bir taraftan sadece bir kişi girmesine rağmen tamam. halk o ya üç zaten... kişiyi haftalardır potoda tutuyor. Evet. Ama bir kişi daha ilk girdiği zaman elenmiş ya mesela. Zaten halkın halkın şeyine bizim bir şeyimiz yok ki halk başımızın üzerinde. Öyle olacak. Biz yani. yorumcu olarak Tabii. biz halk değil, şu anda biz halk olarak biz o, sen o yatıyor musun? Atmıyorsun. Yok, hayır. Ben de atıyor muyum? Atmıyorum. Demek ki biz onlardan ayrıyız. Biz burada yorumcuyuz. Yorumcu olarak halkın tabii ki birini göndermek istemesine saygı duyarım ben. Orada bir problem yok. Yağmur'u göndermek istemiş göndermiş. Ama burada biz yorumlarımızı yapıyoruz ama bir yarışmacının Aa O gitsin, sevinirim. Bu gitsin, sevinirim diye bir şeyimiz yok. Senin de yok, benim de yok. Ama sen ilk girişte wow, Yo, wow, bizim, ben, öyle bir an, ben aynı fikirle değilim. Niye? Bizim de duygularımız var. Biz de yorumcuyuz. Bazı yarışmacılara yakın oluyoruz. Bazılarına uzak oluyoruz. Tamam. Evet. Ben bu hikayeyi izlediğimde artık karşı taraftan da birinin gitmesini istedim. Evet. Herhangi biri. X. Tamam. Kimi olduğunun önemi yok yani. Evet. Çünkü bazı isimleri devamlı potoya koyup koyup duruyorlar. O isimleri tek tek elip elip gönderiyorlar. Ben artık bir sürpriz istedim hikayenin tamam. içerisinde. Yani. Olabilir. Ben sana o konuda bir saygı duyuyorum. Ama sen biz yorumcuyuz. Biz yorumcu olduğumuz için biz bu masada eleştiririz. Survivor'da yarıştığı sürece eleştiririz. Ama o eleştirilerimizi yaparız 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 ama bir yarışmacı eğer oradan ayrılıyorsa kim ayrılırsa ayrılsın. Üzülürüm ben. Benim için o ayrılmış, yani o şunu ayrılmış bir sorun yok. Sayın Sen öyle bir hava yarattın yani evrim kaldı ben. diye ben üzülüyorum. Siz öyle programa başlar başlamaz sıkınca işte He. sıfır yapmış, başarısız. Siz böyle bir kere beşte beş yaptı, bir daha yapamadı diye böyle defalarca sayıklıyorsunuz. Evet. Onların bir anlamı yokmuş halk karşılığında. İstediği zaman tutuyormuş. tutuyorum, kaçamıyorum. Ben ne oluyor? onu söylüyorum. Evrim'in performansı neyse onu söylüyorum. Halk benim ben şimdi halk Evrimi göndermedi diye. Ben Evrim'in buradaki performansını konuşmayacağım. Sadece Evrimi değil, Nisa'yı ve Ayşe'yi de. Tamam Nisa'yla Ayşe'nin performansını da söyledim. Hepsini söyledim. Çok mu iyiydi performansları? Ben ne dedim? Bu dört tane yarışmacı içinden hangisi giderse haksızlık olmaz dedim. Çünkü dördünün de performansı aynı. Birbirlerinden bir farkları yok dedim. Bugün de Yağmur'un yerine Nisa da gitseydi benim için aynıydı çok 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 ekstrem bir şey olmayacaktı. Evrim de gitse ekstrem bir şey olmayacaktı. Ayşe de gitse de bir yapma şey olmayacak. Yapma Murat abi valla. Niye? Evet tamam. Hayır, niye ama yani? Evet, şimdi veririm. Ama yapma Murat abi deyip de lafı şey yapma. Bir daha tekrar bize döneceksin tekrar. Evet. Yağmur'a geçmiş olsun diyorum ben de öncelikle. Bir de Murat abiye yani hani biraz hepimiz de zan altında kalmış gibi olduk. Hani yağmur elendi diye göbek attınız dedin ama yani biz yaklaşık 4-5 saattir beraberiz. Ben burada göbek atan kimseyi görmedim. Ben zaten herhangi bir yarışmacı evet, yani evet ama hani evet. sevinmedim bile çünkü ben yarışmacıların yani şu an potaya baktığımda ne kaldığına sevindiğim biri var ne gittiğine sevindiğim biri. Maalesef yarışmacılara karşı çoğuna hatta hepsine diyebilirim. O kadar fazla güdü beslemiyorum yani. Ben, sevgi ya da bir dakika, ben şöyle Şimdi bak Furkan bana öyle dedi ya. Ben, ben de fukana de demeksizin anladım çok anladım. Ben çok de çok sana iyi şunu diyebilirim aslında ama demiyorum. Şunu da diyebilirim sana. Ben de derim ki sana, hanzade sen de bugün yağmurun gittiğine sevindin. Ha, benim içimdeki duygular da sevindiğine dair. Doğru. Ama ama şimdi burada ama programda, programda ben sevindim diyemem mi? ama benim beynimde de sevindim. Tamam ben de o zaman cevap hakkı doğdu mu? Doğdu yani mi, ben de sevindi olarak demeyelim ama olması gerekenin olduğunu düşünüyorum. He. Neden olduğuna da geleceğim şimdi. Ee, şöyle zaten bu arada bence Yağmur'un güzel bir Survivor hikayesi oldu. Hep burada bahsediyoruz ya ee, Survivor performans, insan ilişkileri ve SMS'ten oluşuyor aslında. Ve bu arada Furkan'ın demek istediğini ben yüzde anladım. Ee, yani evrimin hala adada kalıyor olması Survivor'ın performanstan ibaret olmadığını aynı zamanda belki karakterden kastı yani insan ilişkileri karakterini ortaya koyuş şekli. Karakterli veya karaktersiz oluşundan bahsetmiyorum. Evrim adadaki en karakterli insan veya gidenler karaktersiz anlamda değil. Ama karakteri çok ön planda mı evrimin? Ön planda değil mi? Yani bazı yarışmacılar o kadar ön planda değil. Onu söylemek istedi. Yani karakterini ön plana koyarsan adada kalmaya da devam edersin. Performansın her ne kadar dipte bile olsa. Ama bir de bu performans insan ilişkide ve SMS'e ben kısmeti de ekliyorum. Yani Survivor çok kısmet işi. Neden diyeceksin? Yağmur'un Survivor hikayesine baktığında neden mutlu olması gerekiyor? Çünkü aslında Yağmur yedekten girecekti. Aslında malum Nisa'nın hastalığı olmasaydı... ...ve hani çok son anda bir gelişmeyle Nisa adaya giremiyor noktasına gelmeseydi... ...yağmur belki sonradan girecekti. Ve belki sonradan girdiğinde bambaşka bir Survivor hikayesi evrilecekti yağmur için. Belki de çok daha kısa sürecekti. Aslında yedekten giren bir yarışmacı olacaktı. İşte burada kısmet devreye giriyor. Survivor'da böyle hikayeler çok fazla oluyor. Bence yağmur da bunun en güzel örneğidir. Ee, evet ben de görüyorum yalan söylemeyeceğim şu an be belli mecralarda. Evet sevinen insanlar var bunu hani kör gibi de davranmayacağım. Bunun da sebebini şuna bağlıyorum... Yağmur aslında biraz arkadaşları yüzünden bu tepkiyi çekti. Arkadaşlarının kılıfları yüzünden bu tepkiyi çekti. Yani Yağmuru sevdikleri için adada tutuyor gibi gözükselerdi belki de böyle olmayacaktı. Ama Yağmuru o kadar performansı öyle olmadığı halde ya da o kadar olmadığı halde öyle yerlere Yağmur'un performansını koyarmış gibi yapıp öyle insanların performansını kötülediler ki ve bu kılıfla Yağmuru korunuyor gibi gözüktü ki işte bu yüzden insanların tepkisini çekti Yağmur. Aslında belki de Yağmur'un kendi suçu bile değil bu. Ki aslında kendi de biraz bununla payı var. Çünkü ben performansımın olduğundan daha iyi olduğunu düşündüğünü hissettirdi bize Yağmur. Yani ben performansımın çok şöyle bundan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şundan daha iyi olduğunu düşünüyorum dediği haftalarda seyirci görüyordu öyle olmadığını. İşte bu sebepten Yağmur'un tepki çekmesi ve belki de bu gece adaya veda etmesi diyorum. Ve önemli bir detay daha var. Bence çok çok önemli. Furkan'ın dediği gibi oradaki üç yarışmacı aynı taraftan ve haftalardır potaya giriyor Nisa hariç. Diğer yarışmacı yani elenen yarışmacımız Yağmur apayrı bir taraftan tek başına ve ilk defa potaya girmesine rağmen elendi. Ve şunu düşünüyorum bu da benim hissiyatımdır. Ee, Yağmur'a yakın taraftan diyeyim bazı başka isimlerin de ilk girdikleri potada elenebileceklerini düşünüyorum. Yağmur bu böyle olan tek isim olmayacak bence Survivor'da. Yani bu çünkü bugünkü veri de çok önemli bir veri bizim için. Aynı taraftan haftalarca üst üste gelen insanlar adada kalmaya devam ediyor. Bir tarafı temsilen giren ilk tek insan oradaki ilk haftasında eğleniyor. Yağmur bunun ilki oldu evet ama sonuncusu olmayacak. Bence onun çevresinde bazı başka insanlar da ilk girdikleri potada eğer girerlerse elenecekler. Evet İhsan. Evet, bugün bir rekor oldu. Yaklaşık 20 dakika sonra açılış konuşmama sıra El, geldi. bir dakika. Murat abinin şiiri, Murat abinin yorumları, Furkan re, ve, Murat re, abinin yorumları. Ama, <laughs> ve Murat abinin bir dakika. Bir dakika. kavgası, Hanzade'nin yorumları, Ben bir dakika. Bir dakika. yorum yaptım Hanzade ve Murat abinin kavgası. Ben gayet normal sürede yorum yaptım yani laf ya etmeyin. Rekoru iyi. kıramazsın. Neden? E, rekor dün gece kırıldı 27. <laughs> evet. Ama açılış konuşması abi yani... Program 20 geçe başlıyor. Ee, ama Murat hani abin de... Sayın moderatörüm. Bir dakika Murat en abinde... En başta herkese bir dinle, söz verilir dinle. ya normalde. Dinle ama bak Murat abinde... Bugün istisnai bir bak, durum. Bak bak dur dur dinle. Dün i̇stisnai gecede kaldı. Murat abin 27 dakika A demedi. Onun Eyvah. için sen boş ver devam edelim. Hani açılışta A desek sonra konuşmasak... Herkese bir gece olmuşsun. Eyvallah abi tamam. Neyse konumuz o değil konumuz yağmur. Ve konu kıramazsın yani. Titi olmuşsun Murat abi bu arada. Ben ya <laughs> Ben e, bir ben Ruslar arasında TT olmuşum bugüne aa, kadar. E tabii canım. Ruslar dünya arası derken ben, yani. Dünya çapında. Çapı. TT oldum ben. Ne zaman? Ee, Okan Bayülgen'in programına ح. çıkmıştım. Ha, tamam Strangers tamam. söyledim. Dünya çapında TT oldum. Yani benim için Türkiye TT'den ziyade dünyaya takılıyorum ben. Çok güzel. Cidden. Beni de yanına alır mısın Murat abi? Zaten almışım. <laughs> <laughs> Senle tartışmadan TT'yiz şu anda. Evet tamam. Biraz daha tartışsak yine dünyaya doğru gideceğiz. evet. 22 dakika oldu bu arada rekor egele oldu. İnsan başta var. o zaman başla. bulmuşken. Hadi. Ha, öyle miydi? Hadi Nazlanma hadi. sen de başla. Evet. Sen söyle Allah Allah. İnsan ne konuşacaksın bu akşam? beni kuyandırıyorsun. Sanki dünyayı yıkacaksın. Evet. Konuş da Çok çok evet. güzel takımlar evet. yaptı. Evet. Onunla ilgili konuşacağım evet. da. Ay, tamam. Takımlar geliyor takımlar takımlar. Survivor ekstra yorumcuları tek tek takım tahminlerini açıklayacak. Evet. 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 Bu arada daha bence Dominik'te bile o takımlar yapılmadı. Tabii ki canım. Zaten. Daha yapılmadı yani. Evet, Hatta bizim yapacağımız takımlardan belki böyle bir TYO bile alabilirler. Bak. Allah o kadar Allah. söylüyorum. Çünkü yani aa işte Furkan doğru bir yere değindi. Bak İhsan'ın bir takımı var. Murat abi aslında ikisini şöyle düşünmüş falan. Hani bunlar da bence yarın sabah yapılacak toplantıda şeydir yani. İnşallah Göz benim takımımın aynısı olur. Da senin takımın olma ihtimali yok da. İnşallah benimki olur. Neyse. Şimdi. ben bir takım yaptım. Ha, herkese göre kendi <gülüyor> takımı <gülüyor> en güzel. Bak, yani. Ben bir, yaptım. E, ben bir takım yaptım. Eğer benim takımım olursa Adalar yanar abi yanar. Bence evet, de tamam. birine göre yani. Evet. hala söze girmedin ama. Evet. İshan. Evet. Bir izin verirseniz gireceğim ya. Asad ne oluyor. <laughs> Gerginsin. Şeylerden bahsediyor takım adam ve söz evet. istedim. Tamam. Ben benim şimdi sonlar... yağmurla ilgili bir şey bahsedeceğim. Evet. Sen kader kısmet dedin ya. Bir de Furkan'la Murat abinin tartışmasında karakterim performansı. onları not aldım. Onlarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Öncelikle yağmura geçmiş olsun. Ee, zil takıp oynayanlardan tabii ki deli. Biz her yarışmacıyla üzülürüz, her yarışmacıyla seviniriz. Sonuçta onların hepsi arkadaşımız, dostumuz. Ama yaşanan olaylar mesela benim birçok yarışmacıyı eleştirdiğim, yarıştıkları senede eleştirdiğim yarışmacıları yeri geliyor. Bu sene çok da övüyorum. Çünkü biz olayları konuşuyoruz. Yarışmacılar bizim için önemli değil, olaylar bizim için önemli. Bu sene Yağmur'un e, bence çok başarılı olamadığı bir sene oldu. Ama tabii ki nedenleri var. Bu biraz da kader kısmet meselesi. Senin dediğin gibi. Mesela nasıl ki Nisa'nın yerine ana kadroya dahil olması bir kader olayıysa, belki yani sonradan girse ünlüler takımına girecekti. Belki daha kısa kalacaktı. Yani her şeyin bir kaderi kısmet olduğuna inandığımız için bu da öyle bir şey. Ben Yağmur'la ilgili başka bir şey anlatacağım. Yağmur'la bizim aslında tanışmamız 2017 senesinde. Sevgili Gökhan'la beraber. Gökhan Özdemir'e de selam olsun. Parkur'da Yağmur diye bir yarışmacı gelmişti bize. Biz çok beğenmiştik. Parkur'da da hızı çok iyiydi. E, hatta ondan sonra mülakatla da çok beğenilmişti. Biz kesin olur demiştik ama bir şey atlamışız. 2017 yılında yağmurda 18 yaşını doldurmamıştı. Ve dolayısıyla Acun abiler dedi ki sen şimdi git seneye gel dediler. Ve Yağmur 2018 senesine geldi. Ama 2018 senesi de All Star senesi olduğu için All Star'a karşı bir takım yapılması gerektiği için Yağmur o sene yarıştı. Yani burada Yağmur'un ve Anıl'ın şöyle bir bahtsızlığı var. Her yarıştıkları sene çok başarılı isimlere karşı yarıştılar. Yani Yağmur'un her sene rakibi Sema oldu, Nagihan oldu, Merve oldu. Hep böyle güçlü kadınlara karşı yarışmak durumunda kaldı. Aynı şey Anıl için de geçerli. Bazı yarışmacıların kaderinde de bu vardı diyelim. Yani Yağmur herhangi bir senede, normal bir senede yarışmış olmadı hep böyle başarılarla yarışmış oldu. O bir dezavantajdı Yağmur için. Ya bu sene eksikleri fazlalıkları var mıydı? Evet vardı bir sürü şey yaşandı ama şunu söyleyebilirim. Karakter mi performans mı diyorsun ya Furkan. E şimdi evrimle Yağmur arasında ben zaten inanılmaz bir performans farkı olduğunu düşünmüyorum. Yani bugün mesela Nagihan'la Yağmur potaya çıksa ve işte şey veya kaybetmiş olsa çok böyle performansı yüksek birini elemiş olsa... Aa, derim ki evet o zaman karakterin performansı konuşabilir ama evrimle yağmurun performansları birbirine çok yakın zaten. Dolayısıyla da böyle yani burada karakter mi performans mı konuşulacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten hem birleşmeden sonraya baksak, hem birleşmeden önceye ve genel tabloya baksak sonuncuya evrim var, hemen üstünde de yağmur var. Performans olarak zaten aslında en atlardaki iki yarışmacı. Onların mücadelesi arasında geçti gibi geliyor bana da. Çünkü ben Ayşe ile Nisa'yı ayırmıştım burada elenmezler diye düşünüyordum. Ama ikisinin arasında evrim geçmiş oldu sonuçta ve e, yağmurun elenmiş olması bana çok sürpriz de olmadı. Çünkü ilk defa potaya çıkmasına rağmen e, adada gelişen olaylar, Hanzade'nin anlattığı gibi e, arkadaşlarıyla olan diyalogları, hep kıl payı o ada, aday olmaktan çıkma durumu, arkadaşların onu korurken bir anda son güne bakmaları ya da son haftaya bakmaları veya işte bütün başından beri olaylara bakmaları, Yağmur'u bir türlü oraya aday koymamak için nedenler sunmaları bence zaten Yağmur'un sonunu hazırladı ve ilk aday olduğunda da Yağmur gitti. Bence beklenen sonu. Şimdi ben olayı şöyle toparlamak istiyorum. Kendi fikrim şu yönde. Şimdi biz burada masal, masalarda performansı konuşuyoruz. Konuşmalıyız. Çünkü zaten Survivor'ın yarısından çoğu mücadele ve performans üstüne geçiyor. Ama bizim elimizde şöyle bir tablo yok. Yani Süper Lig gibi bir puan sıralamasının olduğu ve o puan sıralamasında en zirvedeki ismin şampiyon olduğu bir sistem yok. Bizde nasıl bir sistem var? SMS üzerine insanların desteklediği desteklediği yarışmacıya oy atması üzerine bir sistem var. Şimdi ben Murat abiye takılıyorum şundan dolayı takılıyorum. Murat abi çünkü evrimin performansından bahsediyordu. Devamlı sıfır yapıyor, sıfır yapıyor, sıfır yapıyor diyor ama ben de şunu izah etmeye çalışıyordum. Arkadaşlar bu iş SMS ile belli oluyor. Bana sorarsanız evrim keklik bu zamana kadar Survivor 2022 All Star'da en çok potaya girmiş yarışmacıdır. Ve en çok potodan çıkan yarışmacıdır. Eğer bir yarışmacı 15 potadan çıktıysa o yarışmacı başarılı bir yarışmacıdır. Benim nezdimde böyle. Performans olarak parkura bakarsak evet performansı düşüktür. Ama ben bu kadına başarısız diyemem. Çünkü 15 potadan çıkmıştır abi. Şimdi diğer tarafa bakıyorum. Yağmur bir potada ilk çıktığı potada elenmiştir. Şimdi eğer bizim baremimiz SMS, e, SMS ise o zaman halkın desteklediği yarışmacıya yönelik bir sistem üzerinden gidiyorsak o zaman diyebiliriz ki Evrim Yağmur'dan daha başarılı bir yarışmacıdır. Çünkü Evrim 15 potadan çıkmıştır abi. Ben bunu anlatıyorum ha. Şimdi biz burada sabaha kadar kusak Evrim yapamadı, Evrim yapamadı, Evrim yapamadı desek önümüzdeki hafta Evrim yine bir potadan çıkabilir. Ha bence Evrim görevini yapmıştır. Yani önümüzdeki hafta elense ben ha Evrim nasıl elendi demem. Ama şu haftayı da inan bana görmek istedim. Benim gibi de birçok görmek ya isteyen olduğuna da Ay eminim. Konu. Şu haftayı görmek istedim yani. ve burada da şunu aynı zamanda şöyle kafamda bir nokta, bir e, lamba yandı. Hanzade'nin de söylediği gibi. Bir tarafta istenmeyen, bir grup tarafından istenmeyen üç yarışmacı. Bir tarafta da o gruptan ilk defa bir kişinin potoya girme durumu var. Şimdi bütün arkadaşları tarafından oy alabilecekken Yağmur, çünkü o gruptan ilk defa bir kişi girmiş ve o 3'e karşı 1 olmasına rağmen yani avantajlı bir durumda olmasına rağmen bu yarışı kaybediyor. Bu da ne bu da ne demektir? Aslında halk hem yağmur özelinde hem de belki de o gruptan çok da memnun değil. Yani oradan bir kişi daha girse belki elenecek. Şimdi biz mesela şunu iddia edebilir miyiz? Bugün Anıl gerçekten çok başarılı bir yarışmacıdır. Berkan bugün performans anlamında söylüyorum, başarılı bir yarışmacıdır. Efendim Sema başarılı bir yarışmacıdır. Bu yarışmacılar Evrim kadar potaya girselerdi bu potaların hepsinden çıkardı diyebilir miyiz? Ama Belli olmaz. 15 tane potadan çıkmış kadın bu zamana kadar. 12 tane potadan çıkmış. O yüzden bizim başarı baremimiz aslında potalara ne kadar çok koyulduğu ve çıktığı ile alakalı. Şimdi ben şunu da söyleyebilirim. Bu zamana kadar sürgün adasına giden yarışmacılar. Ya hiç sürgün adası yokluk adası görmemiş yarışmacılar var ya. Bu arkadaşlar sürgün adasına gidenler zaten potaya yazılıyorlar. Zaten hep sevenlerini SMS desteklemek zorunda kalıyor. Aç susuz kalıyorlar. Oyunlara çıkamıyorlar. Performansları kötü. Zaten bir de Survivor değiller. Elensin gitsinler. Ya bu arkadaşlar Survivor'ın en çok zahmetini çeken insanlar ya. Hem devamlı her hafta gidiyor muyum gitmiyor muyum? Bazılarının keyfi rahat abi. Yataklarda yatıyorlar. Hiç SMS ile alakası olmayan, yanından bile geçmeyen insanlar var. Ama bence Hiç o da bir başarıdır biliyor musun? Bravo, tebrik %100 ediyorum. %100 o da bir var başarısı. Tamam. Nasıl potalara girip haftalarca evrim gibi potadan çıkmak bence çok büyük bir başarıysa, evet. inan o adını yazdırmayıp yanından bile geçirtmeyen isimler de çok başarılı var yaşıyor. Bravo, şurada. işte Aynen. şöyle ben de şu noktadayım, <laughs> şöyle toparlayayım. Bence onlar da kesinlikle gerçekten çok başarılı yarışmacılar ama biz bu yarışmacılara da başarısız diyemeyiz yani. ya. Aslında. İnan bana başarısız diyemeyiz. Bir yarışmacı ben 15 kere potodan çıksam ve sonra elensem. Şuna 15 diyorsun da 15 değil o. o 5 veya on. 6'dır. 5 Be mi? 5 değil ya. 5'ten yani, fazladır. Kim şey, şeyim Evrim. evrim. Can Su'dan şey rica ederim. Evrim kaç kere potoya girmiş? Yani kere... 15 15 diyorsun zaten yok, tam bugüne tam kadar o, toplam 6. 15 poto yani. Tam. Toplam 15 eleme olmuştur zaten. Hayır. Ay şöyle toplam 15 eleme olmuştur. O zaman 15, düzeltin. 5, 5 veya 6'dır. 5 değil yok. 5'ten fazladır. Yani 5 beş veya 5'ten fazladır. Çok 15 dedin diye araya girmek. Sen tabii ki bir mübarek yapıyorsun. Hani yani ben şey yani yapayım, çok potaya girdiğini söylemeye çalışıyorsun hani ama. Bu, o zaman şöyle şuna katılacak mısın? Evrim Survivor 2022 o sırada en çok potaya girmiş yarışmacıdır. E, o Muhtemelen. O yani öyle söyleyeyim. Barış Murat Yağcı da olabilir. Tamam işte ikisi kafa kafaya gider. Yani Barış Murat Yağcı için de nasıl biz burada konuşuyorsak. Şimdi e, bu da bir başarıdır. Bence başarıdır yani ben olaya böyle bakıyorum. Şimdi senin dediğine bir iki ilave yapabilir miyim sadece? Tabii Şimdi benim e, iki tane şey var anlatacağım çok kısa. Şimdi bir tanesi Yağmur sadece Yağmur olarak bir fert olarak eğlenmesine Yağmur'un sevinilmedi. Yani Yağmur'un kendi kişiliğine kendi karakterine bence insanlar Yağmur'un gitmesine sevindiler. Yağmur o grubun bir elemanı ferdi olduğu için insanlar şu anda Yağmur'un gitmesine. Yani Yağmur'un aslında tek olarak fert olarak Yağmur'un bir şeyi yok bir kötülüğü yok ama herkes taktı ya şeye hani koloni diyorlar işte e, eziyorlar rakipleri işte kendi elemanlarına şans vermiyorlar falan dediler. Öyle bir gruba bir antipati oldu diye düşünüyorum ben. Yağmur da buradan yani Yağmur yerine Ayşe, Fatma, Hüseyin, Ali o da gitse aynı tepki olacaktı. Yağmur'a şahsına bir şey yok. Yağmur o grubun bir elemanı olarak gitti ve bundan dolayı şu anda Yağmur'un gitmesine seviniliyor Bu bir. İkincisi de evrim konusuna geleceğim. Evrim konusunda da senin şu dediğin diyorsun ya mesela Evrim çok başarılı bir yarışmacı diyorsun ya. Evrim bana çok bir, başarılı bir yarışmacı. He, evrim bana göre baktığın zaman bence şu benim fikrim de şu. Evrim çok başarılı bir yarışmacı değil performans olarak Survivor'da. Performans olarak he, evet. Ama Evrim şunu söyleyebiliriz Evrim için. Evrim başarılı bir yarışmacı değil ama Evrim halk tarafından çok sevilen bir yarışmacı. Bu da bir başarı. Bu onu gösteriyor. Yani Evrim Survivor içinde şu ana kadar çok başarılı başarılı değil bana göre şimdi doğruyu konuşalım. Başarılı mı Evrim? Hayır. Ama Evrim başarılı olmamasına rağmen halk tarafından çok sevilen, halk tarafından destek gören ve Survivor'da sadece her şeyin performans olmadığını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayan bir yarışmacıdır desek bana göre e, bu da daha doğru başarılı olarak. Bir yarışmacı yapıyor ama zaten. başarılı ama şöyle. Performans öyle. olarak başarılı olmayabilir ama, ama Survivor yarışmacısı olarak aldığında Evrim başarılı bir survivor yarışmacısıdır. Ama yani dört dört dörtlük olarak başarılı hayır, kimse değil. Kimse dört dörtlük. Ha, yani değil. şöyle. Ama evrim başarılı bir survivor bence. E, bence de şu. Yani bence performans de. Performans başarısızlığı Bence de varmış. Evrim'in e, halk Evrim'in kişiliğini tamam, e, başarı bunlarda zaten. Işte, hayır ama şöyle yani başarı dediğin zaman şimdi orada da başarı demek. Sadece hani mesela, sayı almak demek Ama değil. tamam da şimdi biz mesela bunları niye çıkartıyoruz? Kendini mesela. ifade etmek tamam, için başarılı başarıdır ama mesela. Ama tamam da şimdi bunları da çıkartmanın da bir o sebebi var. O performans kısmı i̇şte, işte. Ama mesela diyoruz ya mesela performans. bak Hüsamettin ne kadar başarılıymış. Bak performans bilmem ne, ne kadar başarılıymış. Bunları da söylediğimize göre başarı oradaki yarışmalarda yapılan esas birinci faktör yarışmalardaki başarıdır. Bence birinci faktör değil. E ama o zaman e o zaman peki en çok orada ne yapılıyor şu anda? Çok büyük bir karışım soru var. Abi benim. en çok orada yarışma yapılıyor. Demek ki o yarışma en çok yapıldığına göre oradaki yarışmalardaki başarılı en çok baz alınan şey orada. He, onun yanında tabii zaten, ki ada hayatı tabii ki bilmem ne. Zaten bir bilgi geldi tam şimdi kesin teyit ettireceğim 9 veya 10. potasıymış evrimin ama tam kesin yani kesin şeyi almadım. Tamam sen adı. de çok yani çok da yanılmamışsın. Heh, yani şöyle şunu anlatayım. Ortasını bulmuş. Şimdi burada hani zaten şöyle bir şey var. Zaten aslında Survivor performansı iyi olan yarışmacılar için avantajlı bir durumda. Bu zamana kadar hiç dezavantajını biz Survivor'da performansı iyi olup da dezavantaj çeken çok az yarışmacı gördük. Neden? Bir Survivor'da performansın iyi olunca yazılma ihtimali minimuma düşüyor. Neden? Çünkü arkadaşlarına ödül getiriyorsun, onu getiriyorsun, evet. bunu getiriyorsun falan filan. İki, SMS birincisi, aşı işte SMS diyorum, bu sene performans birincisi hem kadında hem erkekte dokunulmaz oluyor. Bak, bu da güzel bir başarı. Zaten performans sahibi olan yarışmacılar gayet ödüllendiriliyor. Bir de üstüne yetmezmiş gibi performansta birinci olduğun zaman bir de isim söyleme hakkı geliyor. Bak, bir de bir kişiyi potaya çıkarıyorsun. Bence zaten... Yeteri kadar ...performanslı olan yarışmacıyı koruyan... avantajı var. ...performanslı olan yarışmacının avantajı çevrildiği bir sistem zaten söz tamam. konusu. Bravo. Şimdi mesela benim için bir örnek göstereyim mi sana? Benim için Survivor'da şu ana kadar seyredeyim... ...her şeyin olduğu, dört dörtlük değilse de bile dört dörtlüğe yakın... ...bütün bu saydıklarımızın hepsinin olduğu bir tane yarışmacı sana söyleyeceğim. Benim şahsi fikrim katılır mısınız? Cemal Can. %100. Evet. Cemal Can denen evet. yarışmacı da kardeşimizde. Bu saydıklarımızın bana göre hepsi vardı gerçekten hepsi. Yani hani hayatı vardı, performans vardı, fizik vardı, kimya vardı, geometri vardı, vardı. çocuk hepsi etmeye, vardı izni ve izni şampiyonluğu istedim. her şeyiyle beraber aldı. Ama bugüne kadar adı hayatı olmayıp sadece performansa şampiyon olan da oldu bu da çok doğaldır. Hı. Ama dört dörtlük olarak benim şu ana kadar hatırladığım eğer yanlışsa beni düzeltin Cemalcan diye düşünüyorum ben böyle bir örnekte verebiliriz. Yaman Can çok iyi bir örneği bunun gerçekten. Katılırım Murat abicim. Pota ile ilgili başka bir şey söylemek isteyen var mı? İhsan nerelerdesin? Şey. Masaya gel. Masaya ben gel. Ben masadayım da. Yani hiç masadayım siz, deme. Ben yo, 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 seni yo, yo, görüyorum. Ben, ben seni görüyorum. Sen bayağı masadayım Sen ben, masada ben, bayağı sen 15 başka masadasın. Ben diyorum, sen, sen başka masadasın. On... Sen başka masadasın. Ben o hangi masadasın? Bak, sen kaç kere potaya giriyor <laughs> bak Yok bakmadım. <laughs> yok yok oğlum. Onu zaten <laughs> reklam istiyor. arasında sıkıştıracağım ben onu. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yoksa diğer konuya geçiyorum. Diğer konuya geçelim. Diğer, diğer konuya geçelim konuya efendim. Konu Nagihan'la Hikmet arasındaki tartışma konseye de damgasını vurdu. Bakalım Nagihan ile Hikmet arasında neler yaşanmış. Murat abicim neler söyleyeceksiniz? neler söyleyeceğim neler. <laughs> of of of. Çok of. tatlı güldün. <laughs> of. Şimdi futbolda teknik direktörler ilk 11'i belirlerler ve sahaya bir ilk 11 çıkar ya. Evet. Nagihan'ın da söz 11'i var. Yani Nagihan da bu gece bir söz 11'i belirledi ve sahaya sürdü. Allah Allah. Söz 11'i şöyle Nagihan'ın söz 11'i. Futbolda ilk 11 olur ya Nagihan'ın da söz 11'i. Bir numara kalede. <laughs> bir numara o pis ağzını kapat. İki numara, beni başkalarıyla karıştırma. Şunu kafana geçiririm. Üç numara, her şeye maydanoz olma, adam ol. Dört numara, terbiyesiz. Beş numara, nokta nokta salça. Altı numara, Survivor'a gelmiş en lanet insansın. Yedi numara, ağzını yırtarım. Sekiz numara, şunu bağlayın. Dokuz numara, bil nokta nokta uzun bir bip 10 numara hakim olan diyorum ve 11 numara yine nokta nokta yine ve Nagiyanın işte bu geceki 11'i söz 11'i ve bu 11'den sonra da normal bir insan uzaydan gelmeyen robot olmayan dünyaya gelmiş bir normal bir insan çıldırır mı delirir mi kendini adadan bir yerlere mi atar Adam helal olsun Hikmet'i yürekten ve yürekten ve yürekten tebrik ediyorum. Adam ya sabır çekti resmen. Ya sabır. Dünya tarihinde kim olsa ya sabır çekerdi. Bir insan Hikmet kaç yaşında ya? 36 galiba. 36 yaşında bir adam bu kadar söz, bu kadar hakaret. Bu nedir ya? Nagihan ne yaptın sen ya? Ya sen freni patlayan damperli kamyonlu da geçtin uçtun süküt füzesi gibi uçtun yani kelimeler kifayetsiz kaldı artık Nagihan. Neler yaptın sen Nagihan? Bizim bildiğimiz Nagihan bu değil. Evet. Bizim tanıdığımız Nagihan bu değil. Demek ki artık ne olduysa kadına orada adı hayatımı ne oldu? Ama tabii ki şurada da bir şey var. Bel altı vuruyorsun bana diyor Hikmet'e. O da var bel altı vuruyorsun. O bel altı vuruyorsun lafı da o doping olayındandır. Hikmet'in ona bu doping olayından bir şeyler söyledi yani ya Hikmet. Hı hı. Oradan takılmış Hikmete bir kere. Sen bana da hatta buradaki bir diğer, diğer şampiyonlara da laflar ediyorsun falan diyor. Orada şampiyonlar kim mesela? Değil mi? Adem var şampiyon. Ademe söylemişti onu. Ad Adem e Şampiyonluğu ile ilgili Ademe bir kere laf söyledi. Evet. Şimdi sonuç olarak Allah Hikmete sabırlar versin. Bundan sonra Hikmete adada Allah sabır versin ve Hikmet'in diskalifiye olmaması için Allah ona yardım etsin. Nagihan'la Hikmet aynı ortamda böyle devam ederlerse ne olacağını bilemiyorum. Kimse de bilemez. Ben e, Hikmet'in yerine koyuyorum kendimi. Bu kadar lafı ben 36 yaşında bir insan bu kadar lafı hak etmedi kardeşim. Yazıktır günahtır. Yapma Nagihan yani hakikaten yapma Nagihan. Başka da bir şey diyemiyorum. Hakikaten kelimeler kifayetsiz kalıyor. Evet Hanzade. Evet ben daha önce de Nagihan bu tarz bir şey yaşadığında Nagihan'ın şampiyonluk adayı olduğunu düşündüğüm için e, şampiyonluktan uzaklaştırıyor onu bu tarz şeyler demiştim yine arkasındayım. İlk 11'i zaten söz 11'ini saymama bile gerek yok hani hiçbirinin elle tutulduğu şey yanı yok ama bugün bana yani ben Hikmet'i çok fazla eleştirdiğim nokta oldu, hala da var ama Hikmet'in e, Survivor'ı gerçekten çok istediğine inandım. Ben bir seyirci olarak bugün izlerken Hikmet'e helal olsun ki bana gerçekten bu adam survivor olmak, survivor kazanmak çok istiyor dedim. Dedirtti bunu. Aslında bunun Nagihan dedirtmiş oldu. Hikmete de yarar bence. Yani e, gerçekten Murat abiye çok katılıyorum. Taş olsa çatlardı Hikmet'in yerinde. Ve Hikmet aslında e, çok da yaşı büyük biri değil. Yani aslında biraz olduğundan daha olgun gösteriyor. Ama 36 yaşında yani Nagihan aslında ondan 2 yaş büyük. Hani Hikmet yerinde başka bir 36 yaşında biri olsa yani... Ya da bilmiyorum başka herhangi biri olsa bu şekilde bu kadar sakin kalamazdı. Belki bugüne kadar yaşadıklarından ekstra tecrübelendi. Ee, helal olsun gerçekten Hikmet bu yarışmayı çok istiyormuş. Ben yani sadece bu anlamda bile olsa ki değil başka anlamlar da var saygı duydum. Çok büyük saygı duydum. Bir de Nagihan'la Adem'in bir konuşmasını izledik bu sabah yani oyunun sabahında. Seda'yı eleştiriyorlar. Ee, i̇şte Seda... Alın teri kelimesine ne kadar takıldı diyor. Nagyan diyor ki, Nagyan'ın şöyle cümleleri var. Adem biz neler duyduk burada? Hani neler söyleniyor? Ne abartıyorlar ya? Kendilerine söylenince olay çıkarıyorlar, cingar çıkarıyorlar diyor. Seda için diyor bunu Nagyan. Ve bugün bakıyoruz Nagyan'a söylenen cümle. Bu kadar atış hakkımız var mı? Yani e ee Nagyan, o zaman hani sen dün alın terine bu kadar ki bence de fazla tepki veren Seda'yı eleştirirken daha sabah çok kendini böyle sakin ve Ademle ikiz hani aman neler duyuyoruz biz survivor'da derken bir anda bir oyun izliyoruz. Nagiana ya tamam bu kadar atış yapılıyor mu deniyor ve Nagiana'nın e, cinnet geçirişi yani bir katarsis kıvamını bilmiyorum yani gerçekten çok e, hiç yakıştıramadım. Zaten kimseye yakıştırdığını düşünmüyorum. Son olarak da kendi takım arkadaşlarından da tepki aldı bence. Batuhan'ınkini net bir şekilde gördük ama ben eminim ki diğerlerine de sorulsa hani Nagihan ne yapıyorsun noktasına geldi herkes. Oyunla ilgili de soracağım. Söylemek ister misin yoksa oyun değerlendirmesi yaparken? Yok ya, oyun değerlendirmesine sonra geçebiliriz. Tamam Geçeceksek. tamam tamam evet. Evet yani Nagihan bugün çok ciddi hatalar yaptı. Zaten Acun abi konseyde aslında bahsetti ama yani... ...şimdi söylediklerini Murat abi gibi saymaya gerek yok. O pis ağzını kapaşırmış, şunu kafana geçiririm adam ol falan yani... ...söylenmemesi gereken sözler... ...hep diyoruz ya işte bir kadın bunu söylüyor daha hafif görüyoruz ya. ...aslında bir erkek Nagihan'ın söylediklerinin onda birini bir kadına söylese... Yani şu an sosyal medya patlamış olur derdi ama Nagihan söylüyor. Bir erkek söylüyor Hikmet'te gidiyor işte çalılıkları malıkları kendini ağaçlara falan veriyor artık. Yani Nagihan'a da yakışmıyor. Hikmet o lafları hak etmiyor. Şimdi insanlara bakıyorum çıkış yolu arıyorlar. Nagihan'ı sevenler ama Hikmet de onu işte şu... tamam kardeşim biz onu zaten konuşmuştuk. Hikmet Nagihan'a bir hata yaptığında Hikmet'i eleştirdik. Bugün Nagihan hata yapmış. Kusura bakmayın Nagihan'ı eleştireceğiz. Hem de bayağı eleştireceğiz çünkü Nagihan'ın söylediği sözlerden özellikle şuna çok takıldım senin survivorın mı diyor sen buranın sahibi misin diyor aslında bu ne biliyor musun dervişin fikri neyse zikri de odur ya aslında nagihan zaten kendi survivor kendi survivorıymış gibi ve oraların sahibiymiş gibi survivorın sahibiymiş gibi hareket ediyor Hı. yani herkesin bir atma hakkı var buna herkes biliyor ya ben atma benim yarıştığım senede atma hakkı yoktu öyle bir şey yoktu biz bir şey de atmıyorduk zaten bizim yarışmalarımızda ama ben oraya yarışmamış halimle şu an biliyorum. Herhangi bir Survivor izleyicisine sorsak atış hakkından bahseder. Evet kaybeden yarışmacı elindeki kadar atar der veya iki tane daha atar der. Üç tane. Nagihan bunu bilmiyormuşmuş mesela. Öyle bir savunma yapıyor. Hayır herkes çok iyi biliyor. Yarış bittikten sonra belli bir ölçüde belli bir sayıda atış yapabiliyorsunuz. Ondan sonrasını yapamıyorsunuz. Yapmaya kalkarsanız da şikayet geliyor ve şikayet de oradaki yönetime, yönetim de oradaki arkadaşları uyarıyor. Yapmayın diyor, şu kadardır diyor. Bu her sene olan bir konu. ...şimdi Nagihan bunu bilmiyor olamaz... ...bu sene de oldu çünkü çok zaten Nagihan'ın göz önünde oldu... ...çok iyi biliyor ve çok iyi bildiği bir şeyi... ...sanki oranın sahibiymiş gibi... ...bak kendi lafıyla vuracağım onu... ...sanki oranın sahibiymiş gibi... ...sanki survivor onunmuş gibi... ...getirin bana Batuhan bir daha atacağım... ...Hikmet şikayet ediyor... ...çok haklı bir şikayet... ...ben de olsam ben de şikayet ederim... ...kaç kere atacağız Hı. abi diyor kenara soruyor... ...Mustafa Kazan'a soruyor orada... ...orada yönetmen sevgili Mustafa abiye selam olsun... ...onun sesi giriyor zaten yayına... ...Nagihan yeter artık Nagihan diyor... Mustafa abiye de hayır artık ben atacağım. Sıkıysa beni durdursun diyor. Bu ne demek? Buraların sahibi benim demek değil mi? Bu hareketler onun hareketleri değil mi? Bir de bununla hikmeti itham ediyor. Yani Nagihan'ın yapmaya çalıştığı şey çok yanlış. Nagihan kurallara uymuyor. Kurallara uyması için gelen uyarıları başka yerlere çekiyor. Hikmet'in yüzünü görmek istemiyormuşmuş. E görme. Hikmet itiraz etmeyecek mi yani? Sen şimdi fazladan atış yapıyorsun orada. Hikmet buna itiraz etmeyecek mi veya oradaki herhangi biri itiraz etmeyecek mi edecekler? En doğalakları daha geçen de oldu aynı şey. Canım istedi attım diyor mesela Atakan. Atamazsın. Canım istediğini diye atamazsın. O zaman onlara da bir hak doğuyor. Böyle bir şey yok. Kendi kendilerine kural uyduruyor bazı arkadaşlar. Bugün de Nagihan kendi kendine kural uydurdu. Ondan sonra da bipli bir sürü lafı var zaten. Aşırı gereksiz. Ee, ben bugün en sonuncuları çok şey yani. E ee, yani çok çok anlamsız. Çok çok yani. anlamsız. Yani ben onlar çok ağır Olaylar, ağır yani. Bu olayların Nagihan'a e eksi yazdığını bugün de Hikmet'e artı yazdığını düşünüyorum. Çünkü Hikmet daha haklı olarak ve sessiz kalarak bence daha böyle pozitif bir görüntü verdi bende. Ya şimdi e, buyurun Yok konuş konuş sen. Yok, sen yok. hayır bu ben onu bilmiyordum dur dur yapma diyen Mustafa kardeşimizin. Yeter Nagen yeter diyor ya Mustafa abi. Mustafa Kazan. Mustafa Kazan Sevgili Mustafa, Mustafa Kazan'a buradan kocaman selam olsun. Dominik'te çok ciddi büyük bir ekip çalışıyor. Aynı zamanda kurgu ekibimiz de var. Yani kurgu ekibimiz şöyle düşünelim bunu da bir noktada ben ayırmak istiyorum. Şimdi mesela biz dizi izliyoruz değil mi? Dizilerimiz var. TV8'in bir de var. Haftada bir gün oluyor bu dizi ve haftada bir gün dizinin çekimleri oluyor, kurgusu, montajı filan. Biz Survivor'da hemen hemen her gün bu diziyi yetiştiriyoruz. Yani bunu da izleyenlerimizin bu gözle izlemesini, değerlendirmesini isterim. Ne kadar zor bir iş olduğunu, o görüntülerin oradan çekilip Hızlı bir şekilde nasıl montajlanıp o prodüksiyon ekibinin nasıl hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu e, bilmelerini izleyenlerimizin isterim. Hayır, Şöyle bir şey diyeceğim ben, ben, şey ben de. Lafım, yani düşün. Lafım, lafım şeyde kaldı. Yöne, Mustafa yani Kazan Mus dedim ne olduğu belli oldu. Mustafa değil. Kazan yani yönetmen işini gücünü bırakmış. Nagihan'a yeter artık atma diyecek. Noktaya gelinmiş yani. Düşün. Nagihan'ın yaptığı şey bu aslında. Yani herkes işini gücünü bırakıp artık Nagihan'ı durdurmaya çalışıyordu. Hayır, şimdi onun için soruyorum. Mustafa Kazan yetkili. Evet. E Mustafa Kazan Nagihan'a diyor ki, "Atma." diyor. "Dur." diyor. Nagihan yetkiliyi dinlemiyor. Yetkiliyi dinlemeyince de mesela maçta hakemi bir sporcu hakemi dinlemezse ne oluyor? Kartla cezalandırıyor. Efendim? Kartla cezalandırır. Ama, e, bence e, bu e, öncelikle zaten bir kere yetkiliyi dinlememesi bir kere bir cezadır. Hı hı. Sen orada o zaman o zaman orada kimse yetkiliyi dinlemesin abi. Yetkiliyi dinlemesin. Herkes kafasına göre gelirsin. öyle saçmalık olur mu? Dünya tarihinde var mı böyle bir şey? O hakem yetkili. Mustafa Gazan dur diyor. Nagihan Dinlemiyor devam ediyor daha orada zaten ilk cezayı alacak cezayı vereceksin orada keseceksin ya şimdi burada şöyle bir şey var yani mı abi. Burada, sen burada yok uzayda sen yok sen son her zamanlarda yerde abi. bu tarz durumlardan bahsediyorsun hak verdiğim taraflar evet. var ama şunu da unutmayalım Survivor şimdi yarışmacılar e, zor şartlar altındalar bazı şeylerde devamlı böyle hani bir askeri nizam gibi Dur onu yapma bunu yapma değil de hani mümkün olduğu kadar yarışmacıya minimum ceza vermek ve minimum sıkıntı çıkarmak üzerine kurulu bir sistem var orada. Tamam yani. da Furkan'cığım sistem her yerde. Zaten sistem. atma diyorlar zaten tamam. orada gerekli müdahaleyi evet. yapıyor. Nagiyan o sırada Hikmet'le olan kavgasından ötürü bırakın göstereceğim onu atacağım falan diyor tamam, zaten. Bırakın, e, Zaten şu anda da Acun abi zaten konseyde tamam. gerekli cezayı verdi. Tamam zaten işte ama... Orada ben olsam orada yani direkt tık cezayı veririm. Çünkü sen yetkili dinlemiyorsun abi. Öyle saçma şey olur mu? İşte bazen bu durumlar konseye taşınıyor. Acun abi işin içine giriyor. Genel bir değerlendirme yapılıyor. Haklı haksız olay nasıl gelmiş? Nasıl yani o anda değil. Mesela hani tahkim gibi düşün abi bunu. Hani gidiyor bir tahkime bir değerlendirme yapılıyor. Ona göre bir sonuç çıkıyor gibi. Yani Biraz bir, böyle bir durum oluyor. Ben yani benim şahsi fikrim ben yetkiliyi dinlemiyorsa 3 gün sonra öteki de yetkiliyi dinlemez. 4 gün sonra öteki ha. de yetkiliyi dinlemez. E zaten abi, şimdi aldı cezayı. Konu kangren olmadan keseceksin. Nagihan'a pat orada hemen cezayı vereceksin. Çünkü şimdi... senin orada yetkiliyi dinlemiyor ya böyle saçmalık olur mu? Şimdi bir kere Nagihan için şunu söyleyebilirim ki Nagihan'ın problem çıkarttığı görüntüleri çok dikkatli izlerseniz Nagihan oyun kaybettikten sonra problem çıkartıyor ve bu devamlı artık yani Nagihan oyun kaybetmeyi kabullenemiyor böyle bir şey olmaz. Survivor'da kimler kimler oyun kaybediyor abi. Adem de kaybediyor, Oğuzlar şampiyonu Atakan da kaybediyor, Ogeday da kaybediyor, Berkan da kaybediyor. Kaybediş vardır. Yani kaybetmeyi herkes hazmedecek. Devamlı kazanan bir sistem üzerine kurulu bir durum yok Nagihan. Sen gerçekten zaten bir kazanansın ve arada kaybedebilirsin. Zaten kaybedişlerin seni kazanmaya daha da götüreceği aşikar. O kadar iyi gidiyordu yani... ki yani Nagihan şu anda Survivor'a damgasını vurmuştu. Tamam. İnanılmaz bir yani performans çiziyordu... Ne gerek var şimdi? şimdi Burada zaten gerek var bu Bunun altında tabii Acun abi'nin de konseyde dile getirdiği gibi Nagihan Hikmet arasında geçmişten gelen falan filan bir sürü de bir olaylar var. Zaten geçmişte yani geçmişte bir şeyler var. Var işte. Yani şimdi büyük ihtimalle o görüntü o olaylar çok uzamıştır. Çünkü Nagihan anlatmıştır. Hikmet bana 3 yıl önce bunu yaptı. 5 yıl önce bunu yaptı. Hikmet dönmüştür Nagihan bana 6 yıl önce bunu yaptı. Çünkü bir de aynı spor camiasından geliyorlar. Yani geçmişten gelen bir hikayeleri var. O yüzden birbirlerine tahammülleri sıfır. Yani nasıl hani bir insan bir insana selam verirsin kavga eder ya. ikisi o noktadalar. Buna gölgeleriyle kavga ediyorlar. Aynen öyle. O yüzden e, acilen bu duruma fren basmaları gerekiyor Basamazsın ki. Aynı şey devam ediyor yine. Yine en ufak bir kavgada yine geçmişleri geliyor akıllarına abi. Yani nasıl bunu durdurabilirsin? Ki? İşte birbirlerine laf atmayacaklar. <laughs> Bana sorarsan bugünkü olayda da Hikmet'in yani hiçbir şeyi yok yani. Atışla ilgili sadece Birbirine bir şey söylüyor. Laf diyorsun da abi dinlemiyorlar ki. Şimdi kadına diyorsun ki dur diyorsun, yapma diyorsun. 11 tane laf. Yani iki, iki de durursun, üçte durursun, dörtte durursun, beşte durursun abi. Durmak bilmiyor ki yani. Nasıl anlatacaksın abi? İnşallah Allah'ın izniyle Nagihan'ı durduracağız diyorum. Murat abi sinirlendi. Efendim yorumcularımızın takım tahminleri gelecek. E, çarşı karışacak ama ne zaman? Reklamlardan sonra. Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Oyunla ilgili hemen Hanzade ile başlamak istiyorum. Neler söylersin bugünkü oyunla ilgili? Oyunla ilgili yani şöyle Berkan'ın bir geri dönüşü var sakatlıktan geri döndü geçmiş olsun diyorum ve 2'de 2 ile geri döndü güzel bir galibiyet ve Barış'la Berkan'ın çıktığı oyunda hani böyle çok güzel bir görüntüydü bence yani çok uzun süre sakatlık yaşadılar özellikle Barış ve şimdi tekrar sahalara döndüler ne kadar Survivor'a inandıklarını gösteriyor ikisinin de onun dışında şöyle bir değerlendirmem var dün bir istatistik vermiştim ee, bu istatistik demiştim ki acaba bir fragman mı geleceğin sinyallerini mi veriyor yoksa geçici bir dönem mi? Bugünkü atışın biraz daha diğer atışlara göre şans demeyeyim ama farklı bir atış olduğunu bir tarafta tutarak konuşuyorum. Seda'dan bir dörtte sıfır geldi. Yani şöyle olmuş oldu istatistik. Seda gizem gittikten sonra 19 oyundan 15'ini kaybetmiş oldu. Şimdi ben Seda'yı niye eleştiriyorum? Bu masada bence başladığından beri yarışma performansı en az eleştiren insan benim. Yani en çok gizemin gitmesine üzüldüm diyebilirim. Yani hiçbir zaman bir yarışmacıya artısını ya da eksisini çoğu zaman diyeyim performans odaklı vermiyorum. Ama Seda o kadar bunu yapıyor ki o kadar kendi performansını e, ön planda tutup başka insanların performanslarıyla onları vurmaya çalışıyor ki işte bu yüzden Seda'yı eleştiriyorum. Eğer sen çok performans odaklı bir insansan ve insanları bu kadar eleştiriyorsan performansları yüzünden ve acımıyorsan o zaman sen de dön bir bak kendine 19 ayından 15'ini kaybetmiş oldun. Aynı zamanda başka bir ee, niye bardağın diğer tarafına bakıyoruz Ayşe de gizem gittikten sonraki oyunlarda 15'te 8 galibiyet almış oldu Yani bu Ayşe biliyorsunuz potaya sokulan ki bence de sokulması gerekiyordu ama Potaya sokulurken de performansının çok düşük olduğu söylenen Ayşe Yani o yüzden herkesin kendi artık aynayı kendine çevirme zamanı diyorum Onun dışında... Ogeday dörtte 4 yapmış. Yani zaten mesela Berkan'ın oyuna girmesi, Ogeday'ın 4'te 4 yapmasıyla hep ne diyordum? Bazı yarışmacılar sıfır çekiyor mesela Ogeday, Anıl vesaire. O zaman ünlüler, gönüllü erkekleri kaybediyorlardı. Şimdi hemen bir toparlanmayla erkeklerde kazanan gönüller oldu. Ee, ünlü kadınlarını da ayrıca tebrik ediyorum. Onlar da çok güzel puanlama dağılımı yaptılar. Yani onlar zaten hiçbir zaman yani özellikle işte Sema Nagihan ve Merve kaldı zaten. Hani çok korkunç tablolar izletmiyorlar bize. Sıfır çekmiyorlar. Dolayısıyla bugün güzel bir dağılım var. E, ...puanlama anlamında kendi işlerini paylaşmışlar. Galibiyeti almışlar. Tebrik ediyorum. Evet İhsan. Biz aslında bugün son kez bu takımların performansını yorumluyoruz. Hı hı. Çünkü bundan sonra takımlar değişiyor. Takımlar transferler yapılıyor. Belki birbirine karışıyor hepsi. Ama ne Yoyun olacağını Bir oyun olmaz mı? Bir oyun olmaz. Çünkü <laughs> bundan sonra acil durum konseyi. Konseyi evet. Muhtemelen biz onu perşembe akşamı izleyeceğiz. Acil durum konseyiyle beraber takımlar değişeceği için... Son kez yorumluyoruz ve son kez yorumladığımızda bence sanki sezon özeti gibi. Hı hı. Çünkü kadınlarda şu anki ünlüler kadını kazanmış, erkeklerde de gönüllü erkekleri kazanmış. Ve genelde de best oflarda da gönüllüler kazanıyordu. Yani sezonu son zamanlarda öyle değil ama sezonu genel yorumlarsak bu şekilde gitti sezon. Ünlü kadınları daha baskındı, gönüllü erkekleri daha baskındı, best oflarda da gönüllüler daha baskındı. Şimdi bugünkü performansı yorumladığımız zaman... Göze çarpan önce iki tane kadının performansı var. Nisa ile Ayşe. Nisa dörtte 4 Ayşe dörtte üç. Ve bu ikisi de bu akşam elenme adayıydı. İşte hep bundan bahsediyoruz zaten. Bu arkadaşların potansiyeli var. Bu Hı -hı. arkadaşlar e, başkalarıyla kıyaslanmamalı. Bu arkadaşlar çünkü evet belki kötü zamanlar geçiriyorlar ama her an her şeyi yapabilirler. Bitiricilikleri çok üst yarışmacılar diyorduk ve bugün de onu gösterdiler. Daha ben birçok bir kez göstereceklerine de inanıyorum bu arkadaşların bu performansı. Seda'nın 4'te 0 ne çalışık değiliz. E, ee, kaza kurşunu olsun diyelim Seda için. Çünkü Seda genelde daha iyi performanslar yapıyor. Bu hafta da iyi geçirmedi zaten. Yani 4'te 0 çok şaşkınım. Ogeday'ın yükselen performansı dün de 4'te 4 yapmıştı. Bugün de 4'te 4 yaptı. Tebrik ediyoruz. Ve Berkan'ın dönüşü. Berkan döner dönmez iki oyuna çıkıyor. İkisinde kazanıyor. Berkan demek ki formunda tebrik ediyoruz Berkan'ı da. Ama bundan sonra ne olacak? Kim kimle nasıl yarışacak? Tabii onu konuşacağız. Başka da söyleyecek bir şey yok herhalde bugünkü oyunla ilgili. Evet ben de son olarak şunu söyleyeyim. Evet Nisa Ayşe gibi yarışmacının potansiyeli olduğu bir gerçek. Zaten yarıştıkları senelerde gösterdiği performanslarla Survivor'a damga vurmuşlardı. Bu yarışmacılara daha çok şans verilirse, daha çok desteklenirse birçok yarışmacı desteklendiği sürece iyi sonuçlarla bizim ...karşımıza gelecektir diye... Bu konuyla ilgili diyorum. bu arada Ayşe ile ilgili... ...bunun tam tersi Ayşe'ye yarar demiştim ya... ...yani desteklenme değil ama üzerindeki baskı ve... ...negatif durumlardan Ayşe beslenir ve... ...kendini daha iyi gösterir diye... ...bence Ayşe şu an bunu da bize kanıtlıyor tekrar... ...yani bu Ayşe'ye artı yazıyor. Evet efendim Gönüller takımında tebrik ediyoruz... ...Best Of'ta kazandığı için... ...ve Murat abicim hazır mısınız? Hemen sevgili Şuraya Murat Özyar'ın... E, ...takım tahminlerini... ...LED ekrana alabilir miyiz? Sevgili yönetmenimiz... Caner Sinan'dan rica ederim. İşte Murat Özarı'nın takımı geldi. Kırmızı takım, mavi takım. Murat abicim hemen seni sahneye alıyoruz. Çok güzel. Şarkı mı söyleyeceğim? Evet şarkıyla da girebilirsin. Şarkıyla da Haneye nasıl istersin? alıyoruz deyince şarkı söylemek. Evet orada biliyorsun çubuğum var. Hayırlı uğurlu olsun. Evet hayırlı uğurlu olsun. Evet. Nasıl duralım sevgili yönetmenim? Ee, şu anda güzel duruyorsun Murat abiciğim. Güzel mi arkadaş? Şöyle bak o bulunduğun alan güzel. Bazen ortaya geçmek istersen de tam ortaya geçersen. Hani mesela böyle. Evet, ha burada da durursam evet. böylece. Tamam. Şimdi o zaman şöyle başlayalım. Efendim, Canerciğim. Burada mı dursun diyorsun? Murat abi, diyor, orada diyor. dur. Kımıldamasın diyor. Ha, <laughs> orada dur. Ben yani evet. yıllar geçse de ben böyle durayım. Evet. Caner kardeşim, seni mi kıracağım Caner? Evet Murat abicim, başlıyorum. Evet. Şimdi kırmızı takım. Şimdi ben bir kere kırmızı takımla başlıyorum Peki Caner, mesela bu tahtayı ben böyle yok arada at bir atayım mı yani arada bir gidip gezebiliriz o kadar değil Murat abi. O kadar müsaade diyor. O kadar değil yani batayım ya. Yani. Evet. Şimdi kır ya şöyle ortada ha. Kırmızı takım. Şimdi bir kere ben ne düşündüm biliyor musunuz? Artık yeter. Artık yeter. İkizler artık beraber olsun. İkizler karşılıklı mücadele etmeye biraz bıraksınlar ve birlik olsunlar. İkizler artık bundan sonra beraber mücadele edip Beraber kazansınlar veya beraber kaybetsinler. Ben ikizleri bir arada görmek istiyorum artık. Bu yüzden de Sema ve Seda'yı aynı takıma verdim. Tamam Kardeşler aynı takımda. Tabii ikizler artık aynı takımda olsun. Evet. Çünkü ikizlerin rekabetini gördük. Hı hı. Şimdi bir de neye bakalım? İkizler beraber olunca neler yapabiliyorlar? Rakipleri parçalayabiliyorlar mı beraber ikizler? Aynı yumurta ikizleri ya. Bakalım ortalığı kasıp kavuracaklar mı beraber? Onu merak ediyorum ben. Zaten... Ayrı izledik. Değil mi? Evet. Hani değişiklik yapılmıyor mu? Evet. Değişikliğin amacı ne? O zaman değişiklik yapılıyorsa bunları da yapalım. Değil mi kardeşim? Evet. Şimdi Sema ile Seda'yı bir takıma koyduk mu? Sema ile Seda ikisi bir araya geldiği zaman bir tayin ve pekmezin bir araya gelmesi gibi olduğuna göre bunların karşısına da bu tayin ve pekmezi durdurmak için iyi bir ikili bulmamız lazım. Değil mi Furkan dedi? Doğru. Dönüyorum Canerciğim. Evet. Geldim şöyle. Şimdi baktığımız zaman Sema, Seda bu ikiliyi kim durdurur ikizleri? Nagiyan ve Merve durdurur. Durdurur. Nagiyan ve Merve Sema ile Seda'nın karşısına geçerlerse inanılmaz bir rekabet inanılmaz bir savaş izleriz ve seyir zevki nasıl olur Furkan dede? Mükemmel olur. Demek ki mavi takıma kimi verdik? Nagiyan ile Merve'yi mi verdik? Şimdi devam ediyoruz. Kırmızı takıma geldik. Kırmızı takımda Sarışınlar gücü yaptım ben. Sarışınlar gücü. Şöyle geçelim. Doğru. Sarışınlar gücü kim? Doğru mu? <laughs> doğru. Orada herkes sarışın değil mi şu an? Yani, yani, evet, sarışın. Kadınlarda sarışınlar <laughs> yani, gücü. Doğru. Yaptım. Çok doğru yüz gibi. Hayır yani sarışınlar gücü kelimesi Bak şimdi evet. sarışınlar, gücü. sarışınlar gücü. Sarışınlar gücü kim? Sema, Seda, Evrim ve Sude. Hikmet. Hikmet sarışın değil ya. Evet. Kadınlardan bahsediyorum. <laughs> Hikmet'i sen ne zaman sarışın yap? <laughs> Hayır sarışınlar gücü orada Hikmet'i gördüm ben. Hayır, sarışınlar yok. gücü. Hikmet'in ne işi var sarışınlar gücü? Evet Murat abi. Şimdi Sema, Seda, Evrim, Sude mi dedik bu dörtlü? Şimdi öncelikle Sema, Seda ve Sude'yi bir öncelik alıyorum ben performans olarak baktığım zaman. Sema, Seda ve Sude. Evrim bir duruyor şu anda. Sema, Seda ve, Sema, Seda ve Sude bu üçlüyle kim baş edebilir? Üçüncü olarak Sude burada. Sude'nin karşısına kimi koyuyorum? Nisa. Nisa ve Sude savaşı bana göre çok güzel olur. Hı hı. Bu yüzden de bir tarafa Nisa'yı bir tarafa Sude'yi koydum. Peki evrim şu ana kadar iyi bir performans ortaya koyamayan evrim takım değişikliğiyle beraber kendini bulabilir. Bu değişiklik evrime yarayabilir performans olarak. Ve evrim Sema, Seda ve Sude'ye öylesine bir destek olur ki sarışınlar spor bir anda ortalığı kasıp kavurabilir. Bu yüzden de bu dörtlüyü oraya koydum. Peki Nagiyan verme Nisa kim kaldı? Ayşe. Ayşe'yi de buraya koydum. Nagiyan, Merve, Nisa ve Ayşe dörtlüsü. Sema, Seda, Evrim ve Sude dörtlüsü. İnanılmaz bir rekabet. inanılmaz bir kapışma olur. Takımları, kadınları böyle yaptık mı? Yaptık. Evet. Şimdi gelelim erkeklere. <laughs> Erkeklerde Adem. Koydun mu kırmızı takıma? <laughs> Adem'in en büyük rakibi kim olabilir? Atakan. Atakan olur. Demek ki Atakan'ı da buraya verdin mi? Evet. Bak 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 rekabete bak. Adem Atakan. Hikmet. Hikmet'i burada erkekler içinde bana göre en fazla kim zorlar biliyor musunuz? Berkan zorlar. İyi bir Berkan Hikmet'le baş edebilir. Boyu boyuna posu posuna giriş. Her şey uygun. Hikmet karşısına verdi mi Berkan'ı? Evet. Tamam mı? Anıl Ogeday ikilisine bak. Vay vay vay. Anıl Ogeday ikilisi ne savaş olur biliyor musun? Ne maçlar olur biliyor musun? Hı hı. E Anıl'la Ogeday'ı da ayırdım. Ne oldu? Sema, Seda, Evrim, Suudi, Adem, Hikmet, Anıl. Nagihan, Merve, Nisa, Ayşe, Atakan, Berkan mı? Evet. Şimdi devam ettik. Pardon. Berkan Ogeday. Kim kaldı? Barış, pa Perviz, Batuhan, Yokan Şimdi burada baktığın zaman buraya Batuhan'ı koydum. Mavi takıma. Batuhan çok başarılı bir yarışmacı değil mi? Hı hı. Batuhan şimdi buraya koyduğum zaman bu dörtlü sanki daha bir Batuhan'la beraber daha güçlenmiş gibi gözüküyor değil mi? Hı hı. Baktığın zaman çünkü Batuhan da inanılmaz performans ortaya koyuyor. Bir de Batuhan'ı buraya eklersen burası daha da güçlenmiş gibi gözüktüğü için buraya ne yaptım? Gökhan'ı burada tuttum. Çünkü Her oraya tabii orası dengeledin. He, orayı dengelemek için Gökhan'ı burada tuttum. Buraya İçini verdim. Barış ve Perviz'i verdim. Bravo tebrikler. Ve bunun sonucunda da bana göre çok adaletli iki tane takım oldu. Murat Özer'in takımı budur. Allah yolunu aç <laughs> bir dakika bir şey söyleyeceğim. Murat oldu abi. abi. Eleştiri yapabilir miyim? Evet. Kadınlarda mavi takımı daha güçlü gördüm ben. Net. Ama şimdi bir dakika. Ama Sen Seda, şimdi Sema var Sema Seda Su'de Ama işte orada orada da Nagihan Merve'nin Nisa, Ayşe tamam, var. Ama yani. olabilir. Sen Sema Seda Su'de, Sude var, de Bana göre çok fena rekabet olur. Öyle mi diyorsun? Abi Sema Seda Su'de. E Sema ile Seda bir bir araya gelirse ikizler filan bir de Su'de de onlara ekleniyor. Su'de. Onun evet. için burada bana göre benim şahsi fikrim şu anda çok denk Murat Özer'in takımı budur. Evet. Sizlere bırakıyorum sahneyi. Evet, alkışlar Murat Özer'e yerini alıyoruz ve sıra Hanzade'de efendim. Aynen. Hanzade geliyor. İşte Hanzade'nin takımı. Sevgi yönetmemizi <laughs> Selam'dan rica edelim. Versin de ekrana Hanzade durmuşun <laughs> takımı geldi. Evet Hanzadeciğim. Şimdi olsun. kimleri ayırdığımla başlamak istiyorum. Ben Seda ve Sema'yı ayrı bıraktım öncelikle. Sonra Sema'dan e, Ademi ayırdım aslında. Ben kadın erkek biraz karışık şeyler düşündüm. Aynı zamanda Adem'i Atakan'dan da ayırdım. Yani şöyle bakabiliriz. Adem'i Sema'dan ayırdığım gibi Atakan'da rakip yaptım. Bu ilk düşüncemdi. Sonrasında Nagihan ve Evrim'i kırmızı takımda görüyoruz. Nagihan'la Sema'yı ayırdım çünkü onların rekabetini izlemek istediğim için. Aynı zamanda da Evrim'le Nagihan arasında bir yakınlaşma ya da Evrim tarafından bir Nagihan'a yakın olma e, sinyalleri aldığımdan dolayı onları aynı takımda izlemek istedim ki Evrim'in kaderi bu noktada belki biraz değişebilir mi diye düşünerekten şimdi kadın dengelerine baktığımız zaman Seda ve Nagihan gayet güçlü isimler Evrim ve Sude'de e, buradaki bir güç olacak burada da Ayşe, Nisa, Merve ve Sema oldu Ayşe ve Nisa'yı da burada bir arada bırakmamın sebebi ileride birbirleriyle yaşayacakları takım içi rekabettir yani Ayşe ve Nisa'nın da Uzun vadeli bize güzel e, ada hayatı görüntüleri izleteceğini düşünüyorum. Güzelden kastım aslında şu, kendi işlerinde büyük bir rekabete düşecekler ve bu onların kopmalarına neden olacak. O yüzden aynı adada kalmalarını istedim. Sonrasına baktığımızda genç yetenekleri ayırdım. Genç yetenekler kim? Berkan ve Anıl. Çünkü ben onların da mücadelesini izlemeyi çok çok istiyorum. E, erkeklere şöyle baktığımız zaman bir takıntılı olan, hikmet takıntısı olan Gökhan'ı... Hikmet'in karşısına koydum ki Hikmet ve Gökhan rekabet. Yani bu performans anlamında bir rekabet olmayabilir belki ama bence keyifli maçlar izletecektir diyorum. O kadar ve Nisa'yı ayırıp ayırmama konusunda çok kararsız kaldım. Burada <laughs> insanla bir sohbetimiz olmuştu. Ee, aslında o benim kırmızı takımımdaydı. Son anda ayırmamaya karar verdim. Çünkü o ile Berkan'ın da maçlarına keyif vereceğini düşünüyorum. Perviz ee, de bu tarafta kalmasıyla birlikte. Erkeklerde de bir denge yakaladığımı inanıyorum ben aslında ve aynı zamanda Berkan ve Atakan rekabetini asla bozmak istemedim. Onlar yine ayrı takımlarda kaldılar. Bu şekilde bir takım yaptım. Yolları açık olsun. Gerçek takımlar inşallah bu olsun. <laughs> ve İhsan'a buradan selamlarımı iletiyorum. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Anzadi Durmuş'un takımı da diyoruz ve sevgili İhsan Tarkan'ın takımı geliyor. Bravo, bravo. Verelim ekranlara İhsan Tarkan'ın takımı. Bravo, tar İhsan saatlerce çalıştı. <laughs> düşündü. Şimdi böldü, çarptı takımları yaparken şunu göz önünde bulundurdum. Bence kırmızı takımla mavi takımı böyle inanılmaz değiştirmeyecekler. Yani kırmızı takımın bazı oyuncuları var. Ezelden kırmızı onlar. Mavi takımında bazı oyuncuları ezelden mavi. O yüzden de Demirbaşları çok değiştireceklerini düşünmüyorum. Bunlardan biri Sema'dır, bunlardan biri Adem'dir, kırmızıdır. Geldikleri günden biri kırmızıdır. Batuhan kırmızıdır. Çünkü bu arkadaşların olduğu senelerde de transferler oldu. Takımlar değişti ama onlar hep kırmızıda kaldı. Transfer olmadılar. Kimler transfer oldu? Mesela Berkan takım değiştiren adam. Nagihan takım değiştiren bir kadın. Ben dolayısıyla bunlar takım değiştirmeye alışık oldukları için... ...bu arkadaşların yine takım değiştireceklerini düşünüyorum. Ve orada da bazı kıstaslar var. Onları göz önüne alacağım. Mesela Sema. Sema'yı bence kardeşiyle aynı takıma koymayacaklardır. Hı hı. Ama şu rekabette her zaman dile getirilen merak edilen bir rekabet olduğu için de Nagihan-Sema rekabetini de görmek istiyoruzdur ki zaten şu an kadın tablosuna baktığımız zaman en tepede Nagihan ve Sema var. Yüzdeleri de baktığımız zaman bu iki kadını kesinlikle ayıracaklardır ama Seda'yla da Sema'yı aynı takıma koymayacaklarını düşündüğüm için Sema kırmızı kalacaktır transfer olmaya alışık olan Nagihan bu takıma geçecektir ve Seda'yla aynı takımda olacaklardır. Yani Nagihan-Seda'ya karşı Sema mutlaka orada olacaktır. Bu denklemden sonra kadınları Kadın yarışmacıları 4-4 yaparken de eşit bir takım oluşturması için de ben geri kalan isimleri böyle paylaştırdım. Ama takımlar kurulurken önce dikkat edilecek şeyler kesinlikle benim düşündüğüm şeyler olacaktır. Çünkü Sema ile Seda aynı takımda olmayacak. Sema ve Nargen'in rekabeti olacak. Buna göre de bence zaten 4 tane güçlü kadından biri de Sude'dir. Sema'nın yanına Sude'yi vereceklerdir. Merve de her zaman kırmızıda yarışan bir kadın olduğu için Merve kırmızıda kalmıştır. Burada Evrimle ile Ayşe arasında kaldım. Evrim, Ayşe, Ayşe, Evrim burada yer değiştirebilirler bilemiyorum. Ama yani böyle bir takım yaptım ve bu takımların da kadınlar olarak denk olduğunu da düşünüyorum şu an. Erkeklere gelince. Erkeklerde de Adem'li mutlaka kırmızı takımda kalacağını düşünüyorum. Ve Adem'le Atakan'ın rekabetini aynı şekilde Sema ve Nagihan gibi merak ettiğimiz için bence bunu da sosyal medyada da çok dile getiriyorlar. Mutlaka Adem'le Atakan'ın ayrılacağını düşünüyorum. Hı. Ve dolayısıyla da Atakan'ı karşı takıma yazıyorum. Karşı takıma gelince de burada da şu an listenin en tepesinde olan 3 tane yarışmacı var. Ogeday, Anıl ve Berkan. Ogeday, Anıl ve Berkan'ın mutlaka ayrılacağını düşünüyorum. Mutlaka birinin bir yere gideceğini düşünüyorum. Bu isim de şu an listenin en tepesinde olan Berkan olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ogeday çok fazla Mavinin simgesi olan bir isim. Ogeday mavi takımda kalacaktır. Atakanla da iyi anlaşıyor zaten. Anıl veya Berkan'dan biri karşıya geçecektir. Ben burada daha çok transfer olmuş. Yarıştığı senede de transfer olmayı bildiği için ve Berkan da kırmızıya geldiği için ilk senesinde Berkan'ın transfer olacağını düşünüyorum. Anıl, Ogeday, Atakan burada kalacağı için Adem, Berkan karşıda kalacaktır. Batuhan transfer olmayacaktır. Kırmızıda kalacaktır. Çünkü Batuhan geçen sene de transfer olayları olduğunda kırmızı takımda kalmıştı. O da kırmızıyla simgeleşmiş bir oyuncu. Ve dolayısıyla da Adem, Berkan, Batuhan, Atakan, Ogeday Anıl'ı yaptıktan sonra geriye dört yarışmacı kaldı benim için. O dört yarışmacının da ben Barış'la Ogeday ve Nisan aynı takımda olmayacağını düşündüğüm için Barış orada kalacaktır. Perviz orada kalacaktır. Hikmet ve Gökhan burada kalacaktır diyorum. Ve iddia ediyorum takımlar buna çok yakın olacak. İhsan evet, bu arada evet. benim takımıma çok sallamıştın ama erkeklerde sadece <laughs> e, Barış ve Hikmet farklı takımlar Evet da. senin takıma salladığım için sen de zaten düzelttin ondan Hayır, sonra. Hayır düzeltmedim. Tabii tabii yazdığın yani şey. Böyle bir e, atıp şeyde bulunmaz <laughs> yani. İlk, i̇lk verdiğin kağıtla buraya i̇lk sunduğun kağıt konuşur. aynı Ben Can'la konuşuyordum içeride. Tamam, ben evet. Can'la konuşurken İhsan kulak misafiri oldu. Evet. Ben de Can'a diyordum ki evet. arkadaşımıza hani ne yapayım sence böyle mi? Neyse tam son anda tam karar vereceğim. İhsan bir yorum yaptı sanki onun yorumundan dolayı ben o değişikliği yapmışım gibi lanse edildi. Tam benim yorumumdan sonra da değiştirdin öyle mi? Zaten o orası yani tam karar versem. Ne kararsızdım. değişiklik neydi ki orada? O Ogeday başka o bir takımdaydı. O kadar... Bir anda geriye geldi. Bir şeyler değiştirdi ben hemen Ben sadece yani bir şeyler değil sadece Ogeday'ı kırmızıdan maviye çektim keşke, o kadar. Keşke keşke müdahale etmeseydim senin takımına da. Bir tek o orijinal farklı olacaktı. Evet bu arada gerçekten erkeklerde ciddi bir rekabet var. Güzel bir tahmin. Güzel bir tahmin. Rekabet açısından hat safhada bir rekabet görebileceğimiz, performansların üst düzeye çıkabileceği bir Tahmin diyorum. Evet yani ben biraz böyle şeyle yürümeye çalıştım. Yani geçmiş senelerdeki değişikliklere bakarak. Evet. Kırmızının da böyle çok fazla. Yani şöyle baktığım zaman kırmızı takım aslında kırmızı takım hala. Aha, aha. Yani kırmızı takımın simge yarışmacıları orada. Çok önemli transferler var mavi takımda ama aslında şöyle bir şey var. Mavi takıma geçen sadece iki isim var. Benim şeyimde Nagihan ve Atakan. Yani bu taraftan Nagihan ve Atakan geçiyor bu tarafa. Bu tarafa da Sude, Ayşe ve Berkan geçiyor benim takımda. Yani inanılmaz transferler olmuyor ama Ciddi bir değişiklik var. Mavi takımdan kırmızı takıma daha performansı yüksek adamları kırmızıya transfer etmişsin o zaman. Orada bir dengeleme sağlamaya e Dengeleme sağlamıştım evet. Den evet. De sayılar değişikti artık 9-9 olacaklar. Yani sanki Survivor tekrardan başlayacak. 4 kadın 4, 4 kadın 5 erkek, 4 kadın 5 erkek, 9-9 yepyeni takımlar 18 yarışmacı son düzlük gerçekten çok heyecanlı. Kıran kırana bir Survivor izleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun İhsan Tarkan takımda diyorum. Ve yönetmenimizden rica edelim. Benim takım rica etsem getirebilir mi? İşte olmayacak bir takım. Bir dakika. Dur ya İhsan ya. Hemen daha dur bir şey yapıyoruz olmayacak bir takım. Herkesin farklı doneleri var. Herkesin farklı istediği, görmek istediği şeyler var. Ben de Tamam rekabet olsun istedim. Tabii ki rekabet olmalı ama başka şeyler de olmalı. Ada hayatı dediğimiz. Efendim <laughs> bir dakika. Ada hayatına göre takım evet, yaptım. Evet ben ada hayatına göre takım yaptım ama rekabet de var arkadaşlar. Lütfen sözümü kesmeyin. Tek tek anlatacağım. Şimdi rekabet Ya yani niye gülüyorsunuz? Ben anlamadım ki herkes bir takıma gülüyor. Şimdi takımından. ilk önce ben burada kesinlikle e, Sema ve Seda'yı ayrı takımlara koydum. Neden? Çünkü biz onların rekabetini yeteri kadar göremediğimizi düşünüyorum. Gerçekten ben kardeşlerin rekabetini görmek istedim ama göremedim. Yok kardeşim de seçmedim de seçtin de bu toplardan kopulmasını istiyorum ve Sema Seda rekabetini görmek istiyorum. Aynı şekilde e, tabi Sude'nin son zamanlardaki gücünü gördüğüm için orayı Merve ve Ayşe ile destekleyip yani orada 3 tane ortalama üstü iyi yarışmacıyı alıp Nagihan'ı buraya aldım. Nagihan'ın bütün yarışmacılara kafa tutacağını düşünüyorum. O yüzden burada diğer yarışmacılara nispeten daha düşük performanslı olan Evrim'i de kırmızı takıma verdim. Nisa'yı da burada bir tabii ki hani Nisa mı Sema mı noktasında bile tartışabiliriz çünkü Nisa'nın da performansının gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Kadınlarda böyle bir e, dağılım yaptım, dengeli olacağını düşünüyorum açıkçası. İhsan'la bir noktada aynı kafadaydım. Kırmızı takımda e, Sema'yı ve Adem'i kırmızı takımdan çıkarmadım. Bence de Sema ve Adem kırmızı takımla bütünleşmiş iki isim gibi duruyor. Erkeklere gelecek olursak evet Adem'le Atakan'ı ben de ayırdım çünkü Adem'le Atakan'ın rekabetini ben kesinlikle görmek istiyorum. İki şampiyon birbirleriyle mücadele etsinler, bakalım ne olacak, kim buradan galip çıkacak diyorum ve yine. Gönüllüler takımındaki en güçlü, kuvvetli gördüğüm iki yarışmacı Anıl ve Berkan'ı da ayırdım burada. Yani Anıl ve Berkan'ın mücadelesini de gerçekten görmek istiyorum. Özellikle ben Anıl, Berkan, Ogeday üçlüsünün birbirleriyle yapacağı mücadeleleri zevkle takip edebileceğimizi düşünüyorum. Ogeday'ı da tabii mecburen üçsünden ikisini bir tarafa almam lazımdı. Ogeday'ı buraya aldım, Ogeday'ı buraya aldım. O da Batuhan'ı burada eşleştirdim. O ile Batuhan'ın mücadeleleri. Yine O Gedai, Berkan, Anıl, Batuhan çaprazlama olarak bakarsak Hikmet ve Barışı buraya aldım. Perviz ve Gökhan'ı da buraya aldım. Aslında rekabet açısından gayet, gayet iki. Evet çok teşekkür ederim Hazalciğim. Rekabet açısından gayet iki güzel takımı gel. İstançım rekabet olarak bir problem var mı? Yok. Rekabet olarak hiçbir problem yok değil mi? Şimdi bir de üstüne ada hayatını düşündüm efendim boş durmadım Ben de boş bir, durmadım yani. ada hayatını düşündüm ada yansın istedim yansın istedim adaya bak kırmızı takıma bakın yanıyor yanıyor bu takım alev alev yanıyor bakın başlıyorum bir daha bugün kavgalarını gördüğümüz Nagihan ve Hikmet'i aynı takıma koydum bakalım bunlar ateş başında neler yapacaklar bu ikisinin mücadelesini görmek isterim ayrıca yine Nagihan'la ciddi problemler yaşayan Evrim Kekli'yi de buraya attım. Yani düşünebiliyor musunuz ateş başında Nagihan, Hikmet, Evrim Keklik. Bakalım bu yarışmacılar aralarında ne gibi diyaloglar döndürecekler, aynı barakada kalacaklar, ne problemler yaşayacaklar. Yetmedi yetmedi kırmızı takım komple yansın istedim. Ademle Ogeday arasındaki rekabeti de işte bazı eski dönemden kalan ...efendim o onu desteklemiş... ...o ona öyle laf söylemiş falan diye... ...burası da yansın istedim... ...Adem'le Ogeday'ı da... ...aynı takıma koydum... adı hayatı ve... E, ...reality anlamında neler çıkacak derken... ...bu da yetmedi... ...bu da yetmedi... ...Bermuda Şeytan Üçgenini buraya koydum... ...Bermuda Şeytan Üçgenini koydum... ...kim bunlar... ...Ogeday, Nisa, Barış Murat Yağcı... ...işte bu Bermuda Şeytan Üçgenini de... ...buraya koydum ve... Bizim aslında herhangi mesela bu kırmızı takımı kurduğumuz zaman pek böyle mücadele izlememize gerek olacağını düşünmüyorum. Sadece kırmızı e, takıma yerleştirilen kameralarla Survivor'ın sonuna kadar inanılmaz bir ada hayatı izleyeceğimizi düşünüyorum. Buradan sadece tek e, Acun Medya'ya ve yetkililere buradan sesleniyorum efendim. Kırmızı takımın içerisinde Pala pense Efendim çekiç gibi aletlerin adadan alınmasını istiyorum. Yani bu adada bu aletler alınmasını istiyorum ve Dominik emniyet güçlerinin de kırmızı takımın başında hazır bir şekilde beklemesini istiyorum. Bu kırmızı takımdan inanılmaz bir reality evet, çıkar diyorum. Katılır mısınız, katılmaz mısınız? Buyurun. Katılıyorum. Benim kırmızı takımını beğendim. Ona çok yakın şeylerim var. Bu arada bir şey söyleyecektim. Evet. Ee, ay ne söyleyecektim? Siz şey yapın. Olmam. Ben bulurum. <laughs> Hayır hani çok güzel bir detay yakalamıştım ikimizin. Takımını. Senin kırmızı takımın olması için kırmızı kar yağması lazım <laughs> diyorum. <laughs> Murat abinin de falan. Hayır neden olmasın? Hayır, neden olmaz? Olmaz diye bir şey yok bu arada. Bunun Hayır, çünkü neden bir matematik yani? iki kere iki dört diye bir şey yok insan Yani takımlarımızı çok ezdin ama. Ee, belki de evet. yani hiç belli olmaz. Belki birimizin takımı çıkıverir birebiriyle yani. Bu sen arada zaten sen benden kopya çekmişsin. Hiçbir şey kopya çekmedim. Benden Anlaşım kopya çekerek yapmışsın takımını. Kadınlarımız arasında bir fark var Ne kadar gizlemeye çalışsam de. da senden. Sizin takımlarınız aynı mı aşağıda? Hayır aynı yani? değil. Kadınlarımız arasında bir fark var. Birbirimize hiç bakmadan yaptık. Erkeklerimiz arasında bir fark var. Zaten bazı ayırmaları çok ortak yapmışız. Yani herkesin görmek istediği rekabetler e, hem fikir olduğumuz için bu konularda. Mesela Adem ve Atakan'ın ayrı yerlerde olması. Ha ben... Ee, Adem ve Seda'nın da aynı adada olmasının mesela ada yaşantısı anlamında şu olaylardan sonra güzel olacağını düşündüm ve Adem'in o Sema desteğini Adem'den kopardım desteklerken adadaki destek hı hı. o da bence güzel bir detaydı onu söyleyecektim evet takımlarla ilgili başka özellikle şöyle olmalı hani takımların karışılması haricinde ben kesinlikle böyle olmasını istiyorum görmek istiyorum dediğiniz Tekhamet. Evrim'le Ayşe'nin ayrılması da güzel olur bence Evrim'le Ayşe'nin ayrılması yani özellikle Ayşe'yi daha böyle yalnız sivrilmesini planladım kafamda. Yani Çünkü Sema ve Merve ile olan bir takımda Nisa ile de koparsa Ayşe tek başına kalacak. Yani tek başına kalsın kötü anlamda söylemiyorum. O ona motivasyon olup bireysel sıyrılabilir mesela. Orada çok güzel görüntüler izleyebiliriz. Ben şahsen hem performans olarak hem de adı hayatı olarak hı hı. benim şu anda görmek istediğim bilmiyorum şahsi fikrim. Ee, ikizlerin bir yan yana hem performans hem ada hayatında yan yana neler konuşacaklarını aynı takımda oldukları zaman nasıl bir psikoloji içine gireceklerini e, ikizlerin bir yan yana şöyle gelip bir kader Birliği yapmalarının bana göre şu ana kadarki o rekabetten daha zevkli olabileceğini düşünüyorum ben ben ikizlerin e, bir araya gelmesi sanki daha güzel bir ada hayatı görüntüle verecek gibi geliyor bana ama rekabet yeni başladı Furkan'ın dediği gibi. Yani Ama biz yeni o, yeni onların rekabetini izlemeye başladık. Şimdi daha da pekişecek güzel oldu. O rekabet beni çok sarmadı ya. Yani ikisinin karşılıklı rekabeti beni fazla sarmadı. Beni ikisinin beraber birlikte olup rakiplerle nasıl boğuşacakları bence sanki daha güzel olacak gibi geliyor. Beraber yatmaları, aynı yerde yatmaları, konuşmaları, haydi haydi falan demeleri birbirlerine, beraber böyle bir çıkmaları, hadi gidiyoruz oyuna falan sanki daha güzel gibi geliyor. Efendim sorulara geçiyoruz. Survivor Extra Twitter hesabından gelen sorulara geçiyoruz. İzin Aynen. verirseniz. Gizemliyiz biraz demiş ki tabii ki şimdi takımlar karışacak ama sizce Seda böyle giderse arkadaşları tarafından yazılır mı? Yazılırsa da Seda'nın buna tepkisi ne olurdu sizce? Bu arada iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet. Ne soruyorsun? Ortaya attım abi alan yok soruyu. Yok. <laughs> Seda'nın... Bir daha sorar mısın? Seda böyle giderse arkadaşları tarafından yazılır mı? Yani bir yerde herkes herkes tarafından yazılacak yani sonuçta. Seda'nın da yazılmayacak diye bir kural yok abi. Senet imzalamadı Seda ben yazılmayacağım diye. Yarın öbür gün arkadaş tarafından tabii ki yazılabilir. Nasıl mesela bugün yağmuru bir şekilde yağmur yazıldı veya çıktı. Yarın öbür günde Seda da çıkabilir, o da çıkabilir, bu da çıkabilir. Öyle bir şu yazılmayacak, bu yazılmayacak diye bir kural yok ki. Orijinal adam demiş ki Nagi hanım, bu öfke kontrolünü yapamaması ve çok fazla hakarete başvurması sizce olası bir şampiyonluğunu etkiler mi? Etkiler bence hep söylüyorum. Bence yapmamalı yani ee, dediğim gibi hep ona daha lider ve güçlü kadın rol modelini daha çok yakıştırıyorum. Ama bu cinnet anları ona çok eksi yazıyor gibi geliyor bana. İhsan katılır mısın? Katılıyorum. Evet Kadir Bey demiş ki İhsan Bey ve yorumlarını çok severim fakat evrimin performansını kendisinden çok yüksek biriyle potoya girmediğini söyledi. Buna katılmadım. Kaç ay oldu her hafta potoda elediği yarışmacıların hepsinden iyi, hepsi kendisinden iyiydi. Özellikle Bora. Ee, ben bugün için yaptım yorum mu? Sen bugün dedin ya performans bir karakter mi? Bugün potaya girdiği kişi mesela Yağmur'du. Yağmur'la ilgili ara, yani Yağmur'la geçen arasındaki diyalogta veya potada karakter mi performans mı? Ben zaten ikisinin performansı aynı olduğu için aynı kefe konulduğu için bir fark olmadığını düşündüm. Mesela Evrim bugün Nagihan'la bir potaya girse Nagihan'ı elerse o zaman karakter mi performansı konuşabiliriz dedim. Çünkü Ozan gerçekten şimdi %60 küsürle yarışan bir kadın var. Bir de %30 ile yarışan Evrim var. Şimdi Evrim o performansla onu eliyorsa demek ki karakter performansın önüne geçiyormuş Survivor'da diyebilirim. Ama bugün bakıyorum %39 ile yarışan Evrim, %40 ile yarışan Yağmur. Yani burada şey diyemem ben. Aa demek ki karakter performansın önüne geçiyormuş diyemem çünkü aynı performanslar. Bugünkü yorum bugün potasını özeldi. Yunus Emre İpsiz demiş ki sorum İhsan Bey Survivor 2023 seçimleri ne zaman başlıyor sevgilerimle demiş. Kasım gibi hazırlansınlar gelsinler. İhsan sizi bekliyor olacak. Hazırlansınlar, gelsinler diyorsun abi ne diyeyim? Abi ne diyeyim ben şimdi yani <laughs> Ekim gibi başlar, e, Eylül Ekim gibi başlar işte şeyler. Kasım gibi görüşmeler başlar nasipse. Ali Rıza Hatip demiş ki Nagihan ve Hikmet'in aynı takımda olması durumunda sizce bu tartışmalar biter mi yoksa daha fazla artar mı? Nagihan'la Hikmet'in mi? Evet. Ben zaten benim takımda aynı takıma koydum onları. Göreceksiniz Nagihan ve Hikmet de aynı takımda olursa var ya o ateş başı dediğin yere giderler. O gün her şey sil baştan başlar. Zaten Nagen ne diyordu? Keşke hikmetle aynı adada kalsam diyordu. Bunu iki ay önce söylüyordu Nagen. Şimdi o aradaki diyalogları unuturlar. Tekrardan sil baştan. Çünkü Nagen'in derdi hikmet değil aslında. Nagen'in derdi kaybetmek. Kaybettiği zaman o da çatacak yer arıyor. Orada da gözüne hikmeti kestiriyor. Şimdi Nagen'le hikmet aynı takımda olursa bak göreceksin. Olurlarsa da bal börek gibi geçinirler. Bu da benim iddiam olsun. Bir hesaplaşma hiç hesaplaşma yaşanmaz mı diyorsun? Ya konuşurlar hemen çözerler. Zaten çok eski arkadaşlar aslında onlar. Onların arkadaşlığı öyle zaten kavgalı dövüşlü bugüne kadar geliyor. Evet katılırım. Yani hemen katılırım bir şey. Ben de katılıyorum sana. Ee, Emir demiş ki Hanzade'nin asla Nisa'yı övmemesi neden dört 4 yapmış bahsetmedi bile. Ee, onu gerçekten burada söyleyecektim. Tam İsa konuşurken lafını bölmeyeyim dedim. Asla Nisa'dan bahsetmemesi demesinler arkadaşlar her akşam... Nisa fan klaptan mısın sen diye bir yandan eleştiri alıyorum. Bir yandan baktığınız zaman Hanzade'nin Nisa'yı övmemesi neden yani artık bir karar verin. Ee, ama bugünkü dörtte dördünü gerçekten bugün söylemedim. ben de fark ettim. Akabinde insan söyledi zaten. Kendi tekrarımıza da düşmeyelim istiyorum yani. İhsan söyledi tekrar ben de Nisa dörtte dört yaptı demedim. Özür dilerim. Evet aslında o noktada ben de bir virgül çekmek istiyorum oraya da. Şimdi Mesela bazı şeyleri de tekrar etmek istemiyoruz. Yani şimdi mesela Murat abi başlıyor. Diyelim ki Murat abi söyledi orada e, dörtte 4'te dört 4 yapan dörtü. O zaman şöyle olacak. Murat abi sayacak tebrikler. Hanzade sayacak tebrikler. İhsan sayacak tebrikler. Ben sayacağım tebrikler. Hepimiz aynı şeyi söyleyeceğiz. Çünkü bir yorum değil. Yani Nisan'ın evet. 4'te 4 yapmış olması bir gerçek. Dolayısıyla masadan biri bu gerçeği seyirciye hatırlattığında biz anca yorumumuzu katabiliriz. Yani o zaman dördümüzün aynı gerçeği tekrar etmesine hiç gerek Hanzadecim, yok. Bu arkadaşın adı ne? Bunun mu? Ne? Yoda. Ne? Yoda. Vay vay vay. Gözlerimi alamıyorum. Evet. Deminden çok beri tatlı söylüyorum. değil mi? Çok Herhalde tatlı. Çok İnanılmaz bir şey. <laughs> Populeta demiş ki genelde Atakan ve Ogeda'yı aynı takıma koymuşsunuz. Bu ikilinin rekabetinin devam etmesini istemez miyiz? Atakan ve Ogeda'yı ben aynı takıma koymuşum. Ben farklı takıma koydum açıkçası. Ben aynı takıma koydum. Ben zaten iyi anlaştıklarını düşünüyorum. Beraberce aynı takımda da çok güçlü olacaklardır. Onların hikayesini izlemek isterim ama... Ogeda ile mesela Adem'in bir rekabeti vardır. Onun asla bitmemesi lazım bana göre. Ogeda ile Atakan'ın değil. Mesela Adem Ogeday rekabeti. Yeni görmek istediğim rekabet Adem Atakan rekabeti. Bunları görmek istiyorum ben mesela. O yüzden de öyle takip etmiştim. Evet efendim Survivor X'e kısa bir reklam arası gidiyor. Reklamlardan sonra soruları sormaya devam edeceğiz. Su Kutlu demiş ki Nisan'ın yokluk motivasyonunu nasıl buldunuz? Bu gazla devam eder mi? Murat Peki. abiciğim. Nisa'nın yokluk adasına gitti He. ya o motivasyonu nasıl buldunuz döndü dörtte dört yaptı bu gazla devam eder mi yani Nisa'ya yaradı yokluk adası Nisa sanki bir geri dönüş sinyalleri verdi bu gece bu sinyallerle bir şeyler yapar gibi geliyor Nisa bana tekrar o eski Nisa'yı görebiliriz Mert Göroğlu yani o kadar sessiz harfi yanlarına getirmişsin ki Mert Göroğlu demiş ki Murat abinin hikmeti desteklediği kadar Babam beni desteklese şu an çok farklı yerlerde olurdum. <laughs> bu bir soru. Babası ya. da onu destekleyebilir. Niye desteklemesin? Yani demek ki Hak etmiyor mu desteklenmeyi? Onu mu demek istiyor yani? yani? Babamdan göremedim diyor bu desteği. E, o, onun elinde Hikmet nasıl benden görüyorsa <laughs> o da bir şeyler yapsın ki babasından destekliyorsun. Yani oturduğu yerde destek olmaz. Hikmet oturuyor mu? iki adayı yıkıyor. Kardeş de bir yerleri yıksın, babası da ona destek versin. Evet. Mehmet demiş ki, Sayın Furkan dedi, Hikmet karşı takıma geçerse yaptığı ev ne olacak? Ne yaparsın? <laughs> Neyim merak ediyor insanlar. Ya? Yaptığı ev ne olacak? Nereye giderse? Kar veririn. Karşı takıma giderse ev ha, yaptı ya abi. Evet. Ne ne olacak? Kiraya verir. Ha Şeye kiraya verecek de şu zamanda kira <laughs> 50 kokonat karşılığında. O kadar güzel bir noktaya temas ettin ki. Sen Buradan biliyorum. Sen o konuda biraz... Ben insin. böyle bir şey yok ya. Ee, yani... Zor. Zor. İhsan. Zor. Evet İhsan. İhsan. Yok yok bir şey yok. Söylemeyeceğim. Ya inanılmaz. Söyle söyle, söyle. Bitir, yok. bitirelim İhsan'ı. Bitirelim. Mi? Aynen, tamam öyle. yok yok. Peki. Peki son. Son soruma geçiyorum. Ee, takımların karışmasından sonra rekabetten dolayı yakın arkadaşlıkların arası bozulabilir mi demiş Suat Acer olabilir tabii ki yani bütün karıştırma sonra çıkarlar çatıştığı zaman olabilir mutlaka... mi? kesinlikle olacak kesin olacak çünkü son dönem artık yani ee, düşünemiyorum ya o çok iyi geçinen arkadaşların arasında bile ne kavgalar çıkar evet e, efendim Survivor Ekstranın bu gecelik sonuna geliyoruz Murat Abicim selam faslındayız sevgili Oğuz Altay çok önemli bir Galatasaraylı. Oğuz Altay kardeşim bizi izliyormuş. Sevgili Oğuz'a buradan selamlarımı iletiyorum. Bizi izleyen herkese sevgiler, saygılar. Evet. Ben de başka bir Galatasaraylı e, sevgili Erhan abi. Erhan Düzgün'e buradan selamlar. Gebze'den. Hem de Gebze'ye selamlar olsun. Bir de Masterchef birinci sezonun şampiyonu sevgili Uğur kardeş. Hı. Kardeşim. Eyvallah. <laughs> o da çok selamımı istiyor benim. Ben de ona buradan selamlar gönderiyorum. Evet. Ben de bu akşam e, kod adıyla Leylaşko'ya selam gönderiyorum. Bu kendisinin gerçek ismi değil ama ben senin gerçek ismini biliyorum. Kendisi bu isimle e, bir takım mecralarda fenomen olmuş. selam selamlar sana. Efendim ben de buradan sevgili Sedef Durmuş'a kocaman selam <laughs> gönderiyorum. Anne mesajını gördüm. <laughs> Furkan'a annem dün akşam mesaj atmış. Bizim Furkan'la ters düştüğümüz hmm. konuyla alakalı. Furkancım. Sonuna kadar sen haklısın. Net parantez içinde <laughs> Hanzade'nin annesi diye. Evet, Anne o. sana küstüm yani. Hanzade annenle bizim aramızda geçen diyaloglar bunlar. Sen yani lütfen İnan, rica edeceğim. Aynen. Biz şu anda bir arkadaşlığımız var. Konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. <laughs> Sedef Hanım fikirlerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Benimle paylaştığınız için size Instagram'dan takip yolladım. Objektifliğimi annemden almışım bak. Kabul etti kabul etmişsiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Eşinize de çok selamlar. Her şey gönlünüzce olsun. Güzellikler sizi bulsun diyorum ve Survivor Ekstra'nın Murat abicim. Ben yalnız bir dakika. Ben e, Hanzade'nin hem annesiyle hem babasıyla tanışma fırsatı buldum. Evet. Babanın adını İsmail. İsmail Bey'e de buradan. Evet. Kocaman. İsmail Bey size de Selamlarım, Selamlar İzmir efendim İsmail, İsmail abicim. Evet İzmir'den. Abi. öperiz. İsmail, abi. Allah kısmı bayramda geliyorum bana kordonda bir balık ısmarlayın <laughs> <laughs> Allah abi bir dur Allah aşkına. Ya, evet efendim Survivor bu geceki sonuna geldik. Yarın server bittikten hemen sonra. Yarın mı? Değil. değil. <gülüyor> e, <gülüyor> <Sayın> perşembe <laughs> günü olma ihtimali var. E, bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı. Hoşçakalın.